Mutlu geceler efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız. Yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz efendim. Ancak ilk bölümde çok değerli bir canlı yayın konumuz var. Araştırmacı, yazar Kazım Yurdakul hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Aynı zamanda Elazığ'a da hoş geldiniz hocam. Evet. Zaman buldukça Elazığ'a gelmeye çalışıyorsunuz, gayret gösteriyorsunuz. Evet. Daha önceki aylarda da yine bir Elazığ ziyaretiniz vardı. Evet. Biz özellikle il dışından gelen böyle değerli misafirlerimizin, konuklarımızın Elazığ'la ilgili izlenimlerini, düşüncelerini merak ediyoruz hocam. Elazığ nasıl buluyorsunuz? Bir kere öncelikle ben de bu bölgedenim, Erzincanlıyım aslen. Evet. Ama Elazığ tabii önemli, Elaziz önemli. Azizler şehri Elazığ. Nasıl bulalım işte Azizler şehri. Dolayısıyla burada o enerjiyi ben hep hissediyorum. O yüzden de sizin dediğiniz gibi son dönem özellikle çok sık geliyorum Elazığ'a. Güzel bir sıkıntı var. Çok yemek yiyoruz Elazığ'a gelince. Her gelen aynı dertten muzdarip hocam. Hemen arkasından böyle televizyon programları zorlanıyoruz tabii. O yüzden bugün de böyle yeleği açtım. Elazığ'ın güzel yanlarından bir tanesi tabii. Ve gezmeye de fırsat buluyor musunuz hocam? Yani tabii, yani görebiliyor musunuz Elazığ'ın tarihi yani, turistik yerlerini? Hemen hemen her yerini gördüm. İlk geldiğimde Harput'a tabii çıktık. Ve her geldiğimde hemen hemen Harput'a çıkarım. Oradaki enerji, o azizlerin enerjisi, o evliya enerjisi çok hissediliyor. Oradan biraz feyz alıp öyle İstanbul'a dönerim. Çok güzel Elazığ. Kesinlikle öyle hocam. Yani böyle düşünceniz de özellikle şeyi methederler hocam. Yani siz bu konuları çok araştırdığınız için ifade etmek istiyorum. Böyle insanın misafirperver çok, olduğunu, bunun üzerine çok sık dururlar hocam. Siz de aynı düşüncede misiniz bilmiyorum. Çok tabii doğal olarak Anadolu insanı, Türk insanı. Nasıl olsun ki? Zaten? Siz de bu bölgeyi zaten bilen birisiniz hocam. Öyle, öyle. Yani bence Anadolu dünyanın aklı ve vicdanıdır. Ve Anadolu insanı, bizim Türk milletimiz dünyanın aklı ve vicdanıdır. Bunun önemli faktörlerinden bir tanesi de insan sevgisi ve dolayısıyla misafirperverlik elbette. Bunu da Elazığ'da, benim şehrim olan Erzincan'da, işte Erzurum'da ve Anadolu'nun her şehrinde görmek mümkün. Bir değişim söz konusu mu hocam Anadolu insanında? Mesela bunu özellikle sizin aynı zamanda uzman psikolog unvanınız da var hocam. Evet, o yüzden evet. Söylüyorum. Mesela son zamanda mesela bilmiyorum takip edebiliyor musunuz? Elazığ'da işte asayiş olayları zaman zaman artış gösterebiliyor vesaire. Evet. Şöyle yani ben bunu hep şöyle gördüm. Şafak öncesi karanlık olarak görüyorum. Evet bir sıkıntılı dönem sanki geçiriyoruz. Sanki iyisi fazla oldu geçiriyoruz. Evet. Ama ben bunu hep biliyor beni dinleyenler. Şafak öncesi karanlık olarak görüyorum. Dünyayı son 200 yıldır baskın biçimde yönetenler maalesef dünyayı bu hale getirdiler. Salgın bunun sonuydu bence. Benim değişim Karaç ve yalancı yüzyılın sonuydu. O yüzden de ben yaklaşık 10 yıldır yalancı yüzyıldan muhteşem yüzyıla isimli konferanslar veriyorum. İşte o kara çağın bittiğini, yeniden aydınlanma çağının başladığını düşünüyorum. Özellikle hatta tarih vereceğim. 12 Kasım 2021 tarihiyle birlikte bir yeniden aydınlanma çağı başladı dünyada. 12 Kasım evet. 2021. Evet. Niye hocam? Türk Devletler Teşkilatı'nın inşallah yakında yeni ismini Türk Devletler Birliği'nin inisiyatif aldığı, ben aynen böyle söylemiştim, birileri gülümsemişti. Demiştim ki biz inisiyatif alıyoruz, liderliği alıyoruz, bundan sonra dünyayı peşimize takıp götüreceğiz. Nitekim o günün hemen ertesi yani 14 Kasım'da Türk Devleti faiz kararı, hani bir nevi aslında üretim ekonomisine geçiş, para ekonomisinden çıkış kararını açıklamıştı. Özellikle niye bu konudan girdim? Bugünün içerisinde de bazı dostlar hala işte faizi düşürmenin doğru olmadığı vesaire bunları söylüyorlar ama Türk Devleti o kararı aldıktan, o çıkışı yaptıktan sonra yaklaşık 10 ay sonra yani daha bir yıl dolmadan Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve en sonda isminde para olan, işi yüksek faizi olan IMF artık para politikalarıyla bu işin yürümeyeceği, yüksek faizle bu işin yürümeyeceğini açıkladı. Dolayısıyla da Türk Devleti'nin liderliği bu noktada da kendini göstermiş oldu. Ya burada şey diyorsunuz hocam, yani bir sancılı dönemden geçiyoruz ama evet. Bu sancılı dönemin sonu çok daha ferah ve aydınlık evet. Olacak. Bütün dünya için bu dönem söz konusu. Hatta biz yine bunu iyi atlatıyoruz. Yani yine maalesef içeride henüz görünmeyen
yavaş yavaş görünmeye başlayan diyelim. Bu yılın başında, geçen yılın sonunda biz Avrupa'yı, Amerika'yı, onların durumlarını anlatıyorduk. Siyasal durumlarını, ekonomik durumlarını. Artık iyice dibe doğru gidiyor. Biliyorsunuz İngiltere'de şirketler batıyor. Almanya'da şirketler batıyor arka arkaya. İngiltere geçen hafta 11 bin posta işçisini işten çıkaracağını açıkladı. İngiltere'de gazetelerde çocukların beslenme zamanı silgi yedikleri, boş beslenme çantalarından utandıkları için köşelerde yemek yiyormuş gibi yaptıkları. Bakın bunlar bazen belki şaka gibi geliyor. Çünkü işte ne dedim, bir yalancı yüzyıldan çıktık biz. Televizyonlarda, filmlerde, dizilerde izlediğimiz İngiltere, Amerika hep kafamızda, aklımızda. Ama halbuki arka sokaklarda... Aynen, aynen öyle değildi. Hiçbir zaman öyle değildi. Evet. Sadece o merkez, aynen söylediğin gibi, parlatılmıştı vitrin. O da neyle parlatılmıştı? Buradan çaldıklarıyla. Orta Doğu'dan, onların Orta Doğu dediği Yakın Doğu'dan, Afrika'dan, Asya'dan çaldıklarıyla parlattıkları bir vitrin vardı. Ama arka sokaklar hep aynıydı onlarda da. Hiç medeni olamadılar bir kere. Yani maalesef dünyaya farklı yansıtmalarına rağmen dünyada hep suç oranlarında ilk 20'nin içinde en az 10-12 tane Kuzey Amerika ve Avrupa ülkesi vardı. Her tür suçla ilgili bu. Ve hepimiz biliyoruz ki dünyada diğeriyle yaşayamayan, diğerini kabullenmeyen, kendi kriterlerini zorlayan, baskılayan bir Avrupa ve Kuzey Amerika vardı. İşte geçenlerde de bir araştırma yayınlandı yine. Bakın 2 dakikada bir hanımefendiye tecavüz edilen, 2 dakikada bir cinayet, hem de kayıtlı silahlarla cinayet işlenen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Neredeyse 12 yaş üstü herkesin uyuşturucu veya aynı aynı yere geçen kimyasal ilaçlar, psikiyatrik ilaçlar, antidepresanlar vesaire kullanmayan insanın kalmadığı bir batıdan bahsediyoruz. Birileri sadece gözümüzü boyadı ve geçici bir süreyle diyelim işte buralardan çaldıklarıyla bir ekonomi oluşturdular. Zaten şu da şaşırtıcı değil mi? Şimdi dünyayı 400 sene soyun, ondan sonra bugün maliyemiz bitiyor deyin. Nasıl olabilir böyle bir şey? Demek ki yeterince soyamamışlar mı hocam? Tabii, doymamışlar. Tabii yani doymamışlar. Bakın nereye geleceğim? Bugün geçenlerde bir liste yayınlandı. Dünyanın bütün devletleri borçlu. Alacaklı kim? Şimdi bu neyi gösteriyor? Kağıt üzerinde bakın bugün %97,5'u karşılıksız olan bir dolar üzerinden bütün ticaret dönüyor. Yani hep göz boyadılar aslında. Güçleri anlamında da göz boyadılar. İşte onu da konuşuyoruz dostlarımızla. Siz hiç Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ülkeye girip onunla savaşıp da o ülkeyi yendiğini rastladınız mı hiç? Yoktu böyle bir şey. Bir korku oluşturdular. Korku imparatorluğu medya üzerinden göz boyadılar sürekli. İşte bugün artık ben bir dönem, yani bundan 10 yıl öncesinden itibaren dedim ki internetle ayaklarına sıktılar. Gerçekten işte onun sonu geldi artık. Yani internetle bilgi yayıldıkça, insanlar bilgilendikçe, evet çok kirli bilgi var ama o bilgiyi süzüp doğru bilgiye ulaştıkça gerçek ortaya çıkmaya başladı. Bu arada da tabii Türk Devleti, yani özellikle şunu söylemek istiyorum ben milletimize. Lütfen 20. yüzyılın o karanlığının üzerimize örttüğü, bakın Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel 22 yaşında hem de çok gençken yazdığı bir şiirin içinde diyor ki bir gaflet perdesi örttüler. Ama bir gün o gaflet perdesi kalkacak, sen göreceksin hakikat nerede. Mustafa Kemal Atatürk'ü son kez anarken rahmetli Erbakan Hoca diyor ki yiğit düştüğü yerden kalkacak, yeniden medeniyete önderlik edecek. Lütfen milletimizden şunu istiyorum, şu 20. yüzyıldan bir kafamızı çıkartalım. Binlerce yıl bu dünyayı domine etmiş, bu dünyayı yönetmiş, ilk çağı başlatan, bakın hatırlatalım hemen, ilk çağı başlatan Sümer Türk'ü Hazreti İbrahim Aleyhisselam, orta çağı başlatan Atilla, yeni çağı başlatan Fatih Sultan Mehmet. Dolayısıyla bunları hatırlayalım. Dünya son 100, son 200 yıldan ibaret değil. Batı'nın yansıtmaya çalıştığı gibi efendim, Batı reformunu, Rönesansını yapmış da dünyayı kurtaran Batı diye bir durum yok ortada. Medeniyetin beşiği her zaman Anadolu ve Mezopotamya'ydı. Bunu hep farklı yansıttılar. Şimdi hemen bir örnek vermek istiyorum. Hep şöyle dediler. Oralar gelişmemiş olduğu için peygamberler hep oraya geldi. Bakın hayır, tam tersi. Oralar tebliği alacak oranda geliştiği için peygamberler oraya geldi. Hemen ispatlayalım. 571-610 son peygamberin gelişi değil mi? Evet hocam. Ondan 400 yıl sonra. 1000 yılı. Bakın 1000 yılında, şimdi bütün bu söylediklerimizin de toplamı olan bir örnek vereceğim. 1000 yılında Londra'nın nüfusu 40 bin İngiliz. Bakın İngiliz'den başka birinin orada yaşama şansı yok. Aynen bugün olduğu gibi.
Hiç üniversitesi yok, sıfır. Yine 1000 yılında Paris'in nüfusu 20 bin Fransız ve sıfır üniversite. Endülüs'te nüfus 780 bin. Dünyanın her yerinden, farklı renklerden, ırklardan, dillerden, dinlerden insan bir arada kucak kucağa yaşıyor ve 58 tane üniversite var. O üniversitelerden bir tanesi 864 yılında iki tane Müslüman hanımefendinin vakfiye olarak kurduğu ve bugün dünyanın hala varlığını sürdüren ilk üniversitesi. 864. Karşılığında 1864 yılında bir hanımefendi Amerika'da ben de okuyacağım, okul okuyacağım dediğinde elinde kelepçeyle polisin götürdüğü bir hanımefendi. Bunları ne olur hatırlayalım, fark edelim. Diğer türlü işte bir ne bileyim hayallerini anlatan bir Kazım Yurt okuludur elbette. Ama bunları fark et dersek o geleceği şafağa biraz daha görebiliriz diye düşünüyorum. Ama sonra bir şey olmuş hocam. Mesela Harp için örnek vereyim Elazığ için. İşte Amerikan kolejleri açılmaya başlamış. Fransız kolejleri açılmaya başlamış. Evet. Ve ondan sonra da böyle az önce dediniz ya özenti belki ona ima etmişler. Hep böyle özenti. Ve bunu da başarmışlar hocam yani. Mesela topluma bakıyorsun. Evet. Diyor ki Batı çok uygar. Şöyle. Hep uygar. Uygar. Maalesef. Bunu şöyle başarmışlar aslında. Benim geçenlerde yaptığım bir program vardı. Orada ben gizli kimlikliler diye bir ifşaat yaptım. Bunlarla ilgili sayılar verdim, rakamlar verdim. Çok şaşırtıcı sayılardı ama sonra büyüklerimiz bile dediler ki ya rakam çok büyük ama sen doğru hesap yaptın. Çünkü nüfusları hesapladım 1914-23 vesaire. Bakın bunu burada da bahsedeceğim çünkü son dönemde konu olmaya başladı bu çok fazla. Ben o programı yaptıktan sonra Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu üyesi Sayın Cemil Çiçek dedi ki dinde kayıt dışına da el atmak lazım. Benim orada yaptığım hesap şuydu. Çok kısa geçeceğim programımızın süresinden de dolayı. 1923 yılında Türkiye'de 9 yılda yarısı yitirilmiş. Yani neredeyse erkeklerin tamamının öldüğü 8 milyon Türk nüfusu var. Yani kadın, çocuk ve yaşlı kalmış. 5 milyon gayrimüslim nüfus var o yıl. Yani 13 milyonun içinde 5 milyon gayrimüslim nüfus. Bugün nüfusumuz 83 milyon. Gayrimüslim nüfusumuz 140 bin. Düşünebiliyor musunuz? Yani 40 milyon gibi bir rakam olması lazım. 140 bin. İşte diyelim mübadeleyle gidenler olmuş, o olmuş, bu olmuş. Yaklaşık 20-30 milyon insan neredeler? Bunu biz bilmiyoruz. Gizli kimlikliler dedik biz buna. Son dönem, hele son hafta da çok net ifşaatlar oldu bu konuda. Benim de müdahil olduğum bir konunun ardından. O kadar çok fazlalar ki yani bu hani dedik ya özenti meselesi aslında bizim karşımızda Türk bizden gördüğümüz insanlar değildi. Dolayısıyla o insanlar işte o bahsettiğiniz Amerikan okullarını vesaireleri destekliyorlardı. Biz onları Türk gördüğümüz için ne diyorduk? Ya bak Türkler buna özeniyorlar. Halbuki öyle değildi. Onlar onlardandı. Bunu yakın zamanda çok daha fazla göreceğiz. Muhtemelen şaşırtıcı konular bunlar. Türk toplumu içinde. Biraz şaşıracağız. Biraz mesela sarsılacağız. Kastınız ne hocam? Son zamanlarda görüyoruz dediniz. Şöyle görüyoruz. Türkiye'de bakın ben bu isimleri de verdim şeyde. Şimdi bakın şunu önce söyleyerek söyleyeyim cevabını vereyim sorunuzun. Bizim Rum'la, Ermeni'yle, Yahudi'yle hiçbir derdimiz olmaz. Hatta dünyada herhangi bir ırkla derdi olmayan tek millet, tek coğrafya burasıdır herhalde. Biz koyun koyuna, kucak kucağa, komşu komşu yaşarız. Ama birileri kimliğini gizliyorsa burada bir sıkıntı var demektir. O kişiler gizli ajandaları var demektir onların, değil mi? Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz gizli kimlikliler olmak üzere deyip devam ediyorum. Yani bizim Rum olduğunu, Ermeni olduğunu, Yahudi olduğunu bildiğimiz insanla hiçbir sıkıntımız yok. Bugün ne olur? İnsanlarımız altılı masa diyoruz ya 6+1. Lütfen bu insanların gerçek kimliklerine bir baksınlar. Birçoğu bunların ifşa oldu, yayınlandı. Bir hanımefendi oradan hatta kendi kimliğiyle ilgili, kendi geçmişiyle ilgili ifşaatı yapan bir eski belediye başkanını, bir büyüğümüzü mahkemeye verdi ve mahkemeyi kaybetti. Tam da ben bu programı yaptığımın ertesi günü kaybetti o mahkemeyi. O masadaki herkesin lütfen anne baba kimliklerine bakalım. Bakalım hep birlikte yani herkes araştırsın. O masadaki insanları biliyoruz değil mi? Biz 6+1'de kim oturuyor? Bunların anne baba kimliklerine bakalım lütfen. Açıkça söylüyorum buradan Türkiye'ye. İçlerinde Ermeni ve Yahudiler var mı? Ya da tamamı Ermeni ve Yahudi mi? Bunu soruyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu insanlar çıksalar deseler ki biz Ermeniyiz, Yahudiyiz. Hiçbirimizin hiçbir derdi olmaz. Biz onları kucaklarız. İnsanoğludur. Herkesin kendi tercihleridir. Herkesin kendi gelişatıdır. Anasından babasından gelendir. Öğrendikleridir. Hiçbir sıkıntımız olmaz. Ama özellikle söylüyorum. Birileri gözümüzün önünde yüzlerce yıldır kimliğini gizliyorsa,
Dünyanın her yerinde bu adamlar böyle yapıyorsa, dünyanın her yerinde bu adamların böyle yaparak oradaki devleti, oradaki yapıları ele geçirme projeleri varsa, dünyanın her yerinde kendi adlarına işte Sabatay, Anezi, Pakruduni gibi isimler takılıyorsa, o zaman bu bir sorundur. Bu sorunun gündeme gelmesi, bu sorunun çözülmesi gerekir. Dünyanın her yerinde öyle olması. İstiyorsunuz ki altın masada şey var. Pakruduni, Anezi, Sabatay var diyorum. Ama bu altın masanın içerisinde çok uzun yıllar şu an iktidar, şu andaki iktidarın içerisinde olan ve çok önemli devlette görevlerde bulunan isimler de var. Evet, söylüyorum bakın şu andaki iktidarın içerisinde çok önemli görevde olan bir beyefendi geçenlerde dedi ki Cumhuriyet bizim lügatımızı değiştirdi, Cumhuriyet bizim kültürümüzü değiştirdi. Ben de dedim ki biz kim? Evet işte biliyorum. Biz kim dedim ben de. Bizim kim olduğunu söyleyin. Çünkü biz Müslüman Türklerin kültürünü Cumhuriyet değiştirmedi. Ondan önce değiştiren birilerine karşılık Cumhuriyet bir karşı devrim yaptı. Ve bunu da ben anlattım yıllardır. Bakın neyle anlattım? Ebu Suud'la anlattım. Ebu Suud'un kim olduğunu söyledim bu ülkeye. Ebu Suud bir Aneziydi. Şeyhülislam değil mi? Birileri Hazret dedirtmeye çalışıyor bize. Bırakalım Aneziliğin. Hani burada o gizli kimliğe rağmen ırkçılık yaptığımızı söyleyenler olabilir. O zaman onlara Ebu Suud'un neler yaptığını anlatalım. Ebu Suud değil midir? Bakın çok önemli. Şeyden, medreseden fenni ve felsefi ilimleri çıkartan Ebu Suud değil midir? Türkmen katli vaciptir fetvasını veren o dönem için Alevi Bektaşilerin katledilmesine, devletten atılmasına, o insanların dağlara tepelere kaçmasına sebebiyet veren Ebu Suud değil midir? Yasef Nasi ile birlikte kankaları diyebileceğimiz mektuplaştıkları Avrupa'daki kiliseye faizi sokan Calvin'le birlikte para vakıflarını kurup Şeyhülislamları servet sahibi yaptıran. Ebu Suud değil midir? Atamayla yukarıdan aşağı medreselere, tekkelere, cemaatlere insan yerleştiren. Ebu Suud değil midir? Bu insanların üzerinden de beşik ulamalı sistemiyle babadan oğula bu sistemi devam ettiren. Düşünün. Dolayısıyla bugün Kanuni Sultan Süleyman Han vefat ederken diyor ki beni bunun fetvalarıyla gömün. Yani ben buna müdahale edemedim. Nitekim 100 yıl sonrasına baktığımızda benim tespit ettiğim bir tane Yahudi, bir tane papazların cenazesini aldığı Şeyhülislam var. Mesela bakın ilginç bir şey anlatayım size. Yıl 1703. 4. Mustafa'ya darbe yapan bir Şeyhülislam var. Erzurum'daki medreseden çıkan. Çok ilginç. İlk görev yeri Edirne olan. Sonra Süleymaniye Camii'nde görev yapan. Adı Feyzullah Efendi olan. Oğlunun adı Fethullah Efendi olan. Bakın çok ilginç değil mi bu? Bu adamı darbe yapıyor sonra 3. Ahmet başa geçiyor. 3. Ahmet 3. gün bu adamı fark edip Edirne'ye sürüyor. Edirne'de Yeniçeriler bu adamı servetini öğrenmek için işkence yaparak öldürüyor. Bu adamın cenazesini papazlar alıyor. Yıl 1703. Şimdi hepimiz biliyoruz 14 tane padişahı yani bu milletin kurduğu sistemin liderini kimin indirdiğini? Şeyhülislam indirdi. Şeyhülislamlar bir yandan vakıflar üzerinden ciddi servet sahibi, yukarıdan atama yaparak cemaatlerin yani halkın içinde müthiş bir güç sahibi, aynı zamanda da ulema ve kadılar üzerinden bürokrasinin içinde müthiş bir güç sahibi. Yani sultandan daha güçlü adam haline geldiler. O yüzden değil midir? Genç Osmanlı'nın, gencecik bir adamın ajandasının ilk maddesinin Şeyhülislamların yetkisini almak olması. Ve o yüzden değil midir? Kayınpeder olan Şeyhülislam'ın yüzünden katledilmiş olması. Bakın Genç Osman'ın ajandasını söyleyeceğim size. Şaşıracaksınız. Ben bunu sosyal medyaya koyduğumda herkes altına Mustafa Kemal Atatürk yazdı. Neden? Çünkü Genç Osman'ın ajandası şöyle diyor. Şeyhülislam'ın yetkilerini almak. Padişahın Türk kızıyla evlenmesi. Askerin devşirme sisteminden çıkartılıp Türklerden oluşturulması. Tekke ve medreselere çeki düzen verilmesi. Başkentin daha Türk yoğunluğu olan, Türkmen yoğunluğu olan Ankara'ya da Bursa'ya taşınması. Batılı daha rahat kıyafetlere geçilmesi, bakın ajandaya. Bu ajandayı 300 yıl sonra kısmen diyebileceğimiz kadar Mustafa Kemal Atatürk ancak gerçekleştirdi ve Neslişah Sultan'a Fransız televizyonunda sorulan bir sorunun üzerine şunu diyor Neslişah Sultan. Mustafa Kemal Atatürk devletimizin yetiştirdiği çok iyi bir subay ve devlet adamıdır. Dedelerimin 300 yıl yapamadıklarını yapmıştır. Geçen gün
o altılı masadan birine birisi forma hediye ediyor. Bir forma. Üstünde Ahmet yazıyor formanın. Ahmet Leheşli Diyarbakır'ı kastediyor sözde. Altında Genç Osman Killik yazıyor. Bir gençlik kolları başkanı, bir genç kardeşimiz. Ondan sonra, fakat bunu tersten okuduğumuzda çok ilginç bir şey çıkıyor ortaya. Yani o formanın hediye edilişi de ilginç. Kil, Genç Osman, Ahmet. Ahmet varis demek. Genç Osman'ın varisini öldür. Yani daha değil mi bunu? Anlatayım mı bunları? Şimdi gelecek süreçte yani bunların daha bir sıkıntılı olacağını mı? Hayır, artık bunların sonuna geldi. O yüzden kılıçlarını çektiklerini söylüyorum. Artık son kozlarını oynuyorlar. Son kozlarını oynuyorlar tabii. Anladım. Ki. Yani bakın, Türkiye'de geçen hafta yaşanan bir mesele. Rasime Şebnem Korur Fincancı. Değil mi? Evet. Şimdi birileri açıklama yapıyor. Birisi ödülünü atfediyor. Efendim birisi bu tutuklanmamalı diyor. Hatta Elazığ milletvekili beyefendinin de onu söylediğini duydum ben. Tutuklanmalı demiş. Şimdi tutuklanan bu hanımefendi. Kınadı. Tutuklanmasını kınadı. Bakın neyi kınadığını ben şimdi anlatacağım. Tutuklanmaması da gerekiyor dedi. Yani açıklamasını kınadı. Evet. Sonra tutuklanmaması gerekiyor dedi. Evet, dedi. Şimdi ama mesele sadece açıklama değil. Bakın yıllardır olan biten bir süreç var. Çok ilginç göreceksiniz şimdi bu hanımefendi ve 30 yıldan bahsedeceğim. 30 yıl geriye dönelim. Türkiye'de işte bu bahsettiğim yapıların oluşturduğu Gladio'nun 1993 yılını bir zifire çevirdiği, kapkaranlık bir yıla çevirdiği yıllar. O yıllarda 1991-94 yılları arasında 2,5 yıl Türkiye'de DYP-SHP iktidarı vardı. 2,5 yıl. O 2,5 yılın içinde olanları söyleyeceğim şimdi size. Çok basit böyle hızlı hızlı. Türkiye'de 100 yıllık verdiğimiz şehidin o güne kadar 19 bin küsür sayısı 2,5 yılda 6500 tanesi, yani 1/3 verilmiş. Türkiye'de 100 yıl mecliste dosyası bulunan faili meçhuller yine yaklaşık 18 bin küsür, onun 6000 küsür tanesi yine o 2,5 yılda verilmiş. Biz geçen gün programda hesap yaptık. Günde 17 tane insan şehit olmuş ya da faili meçhul. Şehitleri de faili meçhul sayalım, yani terör örgütü yapmış bunu. Günde düşünsenize, bugün gençlerimiz televizyon açsa 17 tane ayrı yerde ayrı insan öldürülmüş. Biri çukura atılmış, biri bilmem nereye gömülmüş, biri ortada bırakılmış. 17 insan öldürülüyor her gün, ama her gün üst üste 2,5 yıl boyunca. O 2,5 yılın içinde olan bu faili meçhullerin içerisinde olan çok önemli gazeteciler, akademisyenler var. Şimdi 93 yılına geldiğimizde o akademisyen gazetecilerden bir tanesi Uğur Mumcu. Yine o yıllarda Muammer Aksoy. Yine o yıllarda Ahmet Taner Kışlalı, değil mi? Bu üçünü koyalım şimdi, buraya kenarda tutalım. Sonra yine 93'te biliyorsunuz bir bakanımız şehit edildi. Adnan Kahveci, bir yıldız adam şehit edildi. Bir kuvvet komutanımız Eşref Bitlis hala faili meçhul şehit edildi. Cumhurbaşkanımız şehit edildi bizim. Yıllar sonra Cumhurbaşkanımızın bizim iddialarımız dolayısıyla kabri açıldı. Çünkü iddiamız şuydu. Garsonun biri tepsinin içinden kendisi seçerek portakal suyu ikram ediyor. O portakal suyunu veren garson da aynı gece Honduras'a turistik geziye gidiyor. Bir daha da geri dönmüyor. Honduras aramızda suçlu iade anlaşması olmayan bir ülke o yıllarda. Şimdi dedik ki burada bir şey var yani. Bunu araştırmak lazım. Nitekim yıllar sonra kabri açıldı ve az miktarda da olsa zehirlenecek o polonyum maddesi bulundu. Özal. Şimdi ne dedik demin? Uğur Mumcu, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı. Bu adamların, bu insanların, bu güzide insanların, katili olan faillerin raporlarını o failleri görmeden hazırlayan kişi Şebnem Korur Fincancı. Ya Türkiye bunları hatırlayacak. Rahmetli Özal'ın raporunu, o zehiri görmeyen, yani 20 yıl sonra bile zehir var, 20 yıl önce ne kadar var siz düşünün, o zehiri görmeden ecel diye yazan Şebnem Korur Fincancı. Tesadüfe bakın. Ne ilginç tesadüf. Öyle ki bu Şebnem Korur Fincancı Türk Tabipler Birliği'nin başında. Hiç... O dönemde hocam neymiş ki o kadar yani ya herkes işte, götürmüşler yani. Ah bizim genç insanlarımız o dönemleri bilmiyorlar. Benim en büyük hayallerimden yok, bir tanesi. Yok yani hocam şeyimiz, o kadar hiç mi doktor yoktu ki her öleni buna götürdüler işte de. Birileri iyi piyonmuş demek. Empoze etti yani. İyi piyonmuş yani, demek ki birisi. İyi piyon olduğu için buralara gelmiş kadar demek ki. Yani buradan bunu düşünüyoruz, bunu çıkartıyoruz. Yani reklamını yaptılar. Başka bir şey çıkartamıyoruz biz buradan. Yani onun için dedim ya, tesadüf mü bu diye. Demek ki verilen görevi tam yerine getiren biriymiş. Yani bu tesadüf olabilir mi? Yani burada duruyor şeyler. Mesela hatta şunu da söyleyelim bu arada.
bu üç kişinin faillerinin uzaktan yapılan raporlarının altına sanki gerçekten görerek yapılmış gibi imzayı atan da Nur Sertel. Bunu da hatırlatalım. Hani ne o? İkna odaları faşizminin üreticisi Nur Sertel. Değil mi? Bakın bunlar tesadüf değil yani. Biz bu ülkede bir şeyin savaşını böyle politika küçük alanında, arenasında vermiyoruz. Tamam, derdimiz hocam, başka bir şey. Bence çok önemli iddialar. Bunları tabii niye araştırılıyor? Araştırılıyor, devlet araştırıyor ama bakın. Ya mesela bu kadın bunu söyleyince mesela bu kadın gündem oldu. Belki bu kadın yani. Aslında öyle değil. Öyle, çok güzel bir şey söylediniz. Çok güzel bir şey söylediniz. Benim yıllardır sözde Türk medyası dediğim medyada ancak gündem oldu. Ancak. Hani benim hiç olmadığım ulusal medya var ya, ben çünkü biliyorsunuz ağzım laf yapmıyor, burnum yamuk benim. Ondan sonra olamadığım, efendim engellendiğim sosyal medya var ya, ancak olabildi. Bu ne demek? Ancak Türk Devleti'nde, hani geçen gün Abdullah Çiftçi Bey de en sonunda yazdı. Ben de rahatladım, yıllardır bunu anlatıyordum çünkü dedi ki, Türk'ü Türk yurdunda esir ettiler. İşte biz bunu anlatıyoruz. Türk'ü Türk yurdunda öyle esir ettiler ki, biz bütün bunları kendi aramızda konuştuk sadece. Canımız sıkıldı, çırpındık, ağladık. Medya vermedi, anlatmadı bunları. Hangi medyadan bahsediyorum? Açık açık söyleyelim, hangi medyadan bahsediyorum ben? Bütün ulusal kendine diyen medyadan bahsediyorum. Yani bir tarafıyla söylemiyorum ama hani bir tarafını çok insanlar yandaş zannediyor ya, en güzel örnek orada. Bakın, bunların hepsinin ben Pentagon NATO unsurları olduğunu düşünüyorum. Bugün kaybeden olduğu için artık yavaş yavaş ayyuka çıktığını düşünüyorum. Dolayısıyla bağlantılı olarak şunu söyleyelim. 15 Temmuz gecesi kendine NATO subayı diyen bir takım adamlar bizim devlet başkanımızı, cumhurbaşkanımızı öldürmeye giderlerken en yandaş görünen televizyon kanalı yetkililerimize ulaşamadık kusura bakmayın diyerek cumhurbaşkanımızı halka bağlamadı. Bunları da kimse söylemedi. Değil mi? Şimdi o kanaldan birileri çıksın desinler ki bu yanlış, yalan, böyle bir şey yok desinler. Hadi buyursunlar desinler. Hadi buyursunlar desinler. Beni sokakta insanlar çevirip ağlayarak boynuma sarılıyorlar, biliyor musunuz? Neden? Ben özel biri olduğum için falan değil. Bugüne kadar kimse bunları söylemedi. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Hiçbir televizyon kanalı da bugüne kadar bunları söyleyen insanları çıkartacak cesareti bulamadı. Türkiye'de çok az bir iki kanal var. Yani reklam olur diye bilmiyorum, siz de ismini belki veren ulusal kanal anlamında. Onun dışındakileri hiçbiri bunu yapmadı. İşte o bir iki kanalla son bir senede biraz sosyal medyada yavaş yavaş bunlar dillendikçe insanlar sokakta boynuma sarılıyorlar ağlayarak. Farklı, tamamen bambaşka siyasal partilere oy veren insanlar. Görüşler, farklı görüşler belki. Ben Kadıköy'de oturuyorum. Ama bu söyledikleriniz hocam bir görüş olmaması lazım. Yani mesela sağcısı da solcusu da, bunlar çok vahim şeyler hocam. Evet. Ya vahim, o kadar vahim ki düşünün bakın, Türkiye'de kim konuştu? 14 tane padişahımızı kim indirdi bizim? Kimini boğazladı, katletti, kimini kanını döktü, şehit etti, kimini sadece indirmekle kaldı. Bizim iki tane cumhurbaşkanımızı kim öldürdü bu ülkede? Mustafa Kemal Atatürk'ü kim zehirledi? Ya herkes çarşaf çarşaf yazıyor artık. Ben yazdım bunu kitabımda da. Artık benden sonra birçok insan da yazdı bunu. İşte söyleyelim kim zehirledi. Kim zehirlediğini kendisi söylüyor zaten. Ve bu ülkede o zehirleyene biat etmiş adamlar Atatürkçü diye oy alıyorlar. Şimdi söyleyelim açık açık, bizde kapalı yok. Mustafa Kemal Atatürk Mason localarını kapatma kararını verip hani Mim Kemal Okay'ı huzurundan kovduğu gün Avram Benasyan Cenevre locasının baş üstadı diyor ki indirin o Sarı Efe'yi oradan. Masonlara bunu layık görenin karşılığı ölümdür. Devam edelim. Aynı Avram Benasyan 1948'de açıklıyor. Bunlar etrafta yazmıyordu bile. Bakın bu ülkenin cumhuriyetinin banisinden bahsediyoruz. Bu ülkenin %80'inin en az %80'inin canı gibi sevdiği bir adamdan bahsediyoruz. 1948'de dedi ki biz öldürdük. O bizi kovduğunda biz onun yanında. Masonlar bunu açıkladı. Evet. Kendi ağzından, hatta Bulgaristan'da yapıyor bu açıklamayı. Diyor ki biz öldürdük. O bizi kovduğunda biz onun yanına yanaştık. Onun daha yakınına girdik. Ve son bir yılda onu zehirleyerek öldürdük. Ben o bir yılın da şeyini söyleyeyim. 1 Kasım 1937'den sonradır. Çünkü masonlara parmak salladığı zamandır. Masonlara bu ülkeyi de dünyayı da siz yönetemeyeceksiniz dediği zamandır. Neyle? Gökten indiği sanılan kitaplarla yönetilmeyecek bu ülke dediği gün. Gökten inen kitaplarla dünyayı yönetmek bir mason cümlesidir. Birileri bunu o masonların kardeş kolu,
karşıt görünen kardeş kolu bunu başka tarafa çekti. Mustafa Kemal'in dinsizliğine bilmem neresine çekti. Sanılan diyor aslında orada. Gökten indiği sanılan kitaplarla yönetilmeyecek diyor. Değil mi? İnenlere bir şey demiyor. Evet. Benzer, bakın yakalar herkes, tam böyle ifadeyi tam hatırlamıyorum. Benzer bir şey Adnan Menderes'te var. Rahmetli idamından bir yıl önce yine masonlara hitap ederek ipe gidersiniz diyor. Muhtemel bence, benim düşüncem bu, ipten dönemeyişinin, dönmemesi için bir sebep yokken ipten dönememişinin sebebidir bu. Bakın bir başbakan şehit ettiler bu ülke. Kim etti? Herkes bir araştırsın. Herkes şunu araştırsın, bakın bu ülke ne kadar onların eline geçmişin bir görüntüsüdür bence. Mesela 1925'te ve 1960'da, 61'de tabii idam edilenlerin, rahmetli Adnan Menderes hariç tamamı Kapani sabotajı mıdır değil midir? Herkes bunun cevabını versin. Yani bu operasyonu Karakaşi sabotajları mı yapmıştır yoksa değil midir? Herkes bunun cevabı. Bakın neden bahsediyorum? Bunlardan ilk defa bahsediliyor televizyonlarda. Çünkü şöyle deniyor. Efendim masonlar iyi adam canım, onlar da bir şeyin üyesi falan. Ya tamam, iyi adam tabii olacak, yani böyle dişleri olacak, canavarlar falan olacak hali yok. Bizim komşu olacak, işte bir tane iş yerindeki arkadaş olacak mason. Kim olacak ki? Bu kadar yaygın mı hocam mesela Türk toplumunda? Bu kadar varlar mı mesela? O kadar gizliler ki. O kadar varlar. Belki siz bile masonsunuz o zaman hocam. Değil mi? Belki kim bilir ama araştırsın yani insanlar. Allah'a bir, yok hamdolsun. Yani hocam şey, yanlış anlamayın. Tabii yani ben şeyden dolayı söylüyorum. Biliyorum. Hocam yani. Belki biliyorum ben, ne demek istediğimi. Allah'a hamdolsun ki ben Erzincan ilişki Bağıştaş kökenli hocam, bir ailem. Hocam tekrar söylüyorum, yanlış anlamayın. Yok hayır yani, şey için ben de seni teyit etmek için söylüyorum. Yani ben de kimliğimi açıklıyorum. Hani bundan başka bir şey bulan olursa desin ki bana, ya sen de gizli kimliklisin işte. Hocam o zaman bu meseleyenin başında da söylediniz, gizli kimlikliler işte var vesaire diye. Bunların hocam yani soyu sopunu öğrenemiyor muyuz ya da devlet öğrenemiyor mu mesela? Öğrenmez olur mu? Artık biliyor. O zaman kayıtlar ama altında bak, bunlar. Şimdi artık kayıt altında da devlet öğrenemiyor. Devlet kimdi? Yani bakın benim bir sözüm var. Biz 1923'te vatanı ve bayrağı kurtardık. Şu anda 2023'e doğru Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizi kurtarmaya çalışıyoruz biz. Ondan sonra da inşallah savrulduğu yerden milletimizi kurtaracağız. Onların savurduğu yerden. Her tarafa, bir taraflara savurmuşlar. Herkes bir taraflara savrulmuş. Herkes işte onun için... Savrulmaktan kastınız hocam şey mi yani? Hakikatin dışında kendini X bir şekilde algılayan ama o X'in aslında öyle olmadığı, sözlük karşılığının da hayattaki, pratikteki karşılığının da öyle olmadığı bir takım yerlere savrulmuş insanlar. Kendini bir tarafta hissediyor, algılıyor. O yüzden ben şu iddiayla dedim ki, bu ülkenin insanının büyük çoğunluğu vicdanlı ve akıllıdır. Ve hakikati ortaya koyarsanız çevresinde el ele tutuşur buluşur. Hangi siyasi görüşte olursa olsun, hangi oyu kullanıyor olursa olsun insanların büyük çoğunluğu birlikte el ele tutuşur ve halay çekerler. Hatta hala söylüyorum, burada da söyleyeyim, her yerde de söyleyeceğim. Biz bunları aşacağız. Bunları hep birlikte göreceğiz gözümüzle. Siz de göreceksiniz. Diyeceksiniz ki ya hocam sen doğru söylüyormuşsun. Çok yaklaştı artık zaman. Bence benim görüşümce. Bu gizli kimliklerin ortaya çıkması. Hepsi bu bahsettiklerimizin hepsi. O yüzden biz hep diyorum ki 29 Ekim 2023'te hep beraber halay çekeceğiz. Bu ülkenin naif insanları hangi partiye oy veriyorsa versin hep birlikte böyle bir hakikatin çevresinde toplanacak, el ele tutuşacak hangi ve halay çekecek. Hocam? 29 Ekim 2023. Bir yıl sonra. Evet bir yıl var, tam bir yıl var. Ya bunu özellikle söylemenizin bir nedeni var mı hocam? Yani seçimlerle bağlayabilir miyiz bunu? Şöyle, ben Türk Devleti'nin dışarıda içeride ne yaptığını çok iyi izliyorum. Medyaya bakmadan, medyanın dışında, medya vermiyor çünkü anlatmıyor. Demin dedim ya, biz bir şeyleri söylüyoruz, insanlar gülümsüyor. Son 15 senedir benim çevremdeki herkes bilir. Yani bu kadar çevremizde insanın toplanmasının da sebebi o. Düşünsenize, Türkiye'de ulusal televizyonlara hiç çıkmadan sokakta tanınan bir adam haline geldim ben. Hiç ulusal televizyonda yokum. Türkiye'de 6 ay öncesine kadar sosyal medyada yoktum ben. Çünkü engelliydim. Yani orada ne yaparsam yapayım, benim şeyimde YouTube kanalımda 400 tane izleyici vardı. Zorladık, öyle yaptık, böyle yaptık. O sayılar çoğaldı. Ulusal televizyonlarda hiç görünmeden, neden? Çünkü söylediklerimiz hep çıktı, hep doğru çıktı. Ben dedim ki insanlara, bir şey artık doğru çıktığında bir öngörü. Dedim ki bu benim müneccimliğim falan değil. Ben müneccim değilim. Ben çok bilmiş de değilim. Bu benim bilmemle de alakalı değil. Benim belki bir iki özelliğim. Bir tanesi büyük resmi görebilmem. Tarafsız bakabilmem. Analizi tarafsız yapabilmem. Yoksa analizi yaptıktan sonra sonuca ulaştığınızda bir tarafa düşersiniz. Değil mi? Yargı bir tarafa düşer. Ama benim özelliğim, ben analizi tarafsız yapmayı başarabiliyorum dedim.
Dolayısıyla da o analizlerle Türk devletinin dışarıda içeride neler yaptığını gözlemledim. İşte bakın Türk yüzyılı diye bir şey söylüyor insanlar değil mi? Türkiye yüzyılı diye bir şey. Herkes herhalde bilir ki benim şimdi girin ne kadar 25 bin civarında kanalda izleyicim var. İşte öbür tarafta 22.500 ki çalınan bir kanalın ardından tekrar kurulan bir kanalda bu böyle oluyor. O 25 bin insana sorun lütfen. 15 senedir Türkiye yüzyılı olacak diyorum. Ama bunu bir şeylere dayanarak söylüyorum. Aynı şeylere dayanıyorlar ki Sayın Devlet Bahçeli 1992 yılında, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu, rahmetli Turgut Özal hayal mi kurdular sizce 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacak derken? Bir şeye dayanıyorlardı. Ben nelere dayandığımı tek tek anlattım. Benim videolarım yayınlanıyor. Tamamen karşıt görüşlerden olduğunu kendini varsayan insanlar videonun kapağına baktığında işte böyle çok uçuk görebiliyorlar. Ama istisnasız hepsi videoyu izlediğinde diyorlar ki ya hocam önce öyle görüyoruz fakat sen altını dolduruyorsun, hakikaten ciddi doğru şeyler söylüyorsun, mantıklı şeyler söylüyorsun. Zaten ne işin var burada mantıksız şeyler söylesem? Hiç böyle benziyor muyum böyle bir şaklaban bir adama? Hiç. Yani çünkü insanlara hakikati anlatmak derdine düşmüş birisiyim. Peki burada hocam 29 Ekim 2023'ten bahsediyorsunuz. Yani o dönemden sonra bir aydınlık Türkiye, ferah Türkiye mi olacak? Ve huzur, dünya. O döneme kadar sıkıntı mı yaşayacağız hocam? Ya o tarihte ne olacak ki hocam? Yani? Bir anda mı düzeleceğiz? Ben çok o döneme kadar değil. Hayır. Aslında biz sıkıntıları yaşaya yaşaya geliyoruz. İşte hepimiz yaşamıyor muyuz? Bir ekonomi, sürü pandemi vesaire. Elez özelinde deprem. Ondan önce efendim gezisiydi, 17-25'iydi, şuydu buydu. Ben bakın 50 yaşıma geldim. Kaç tane darbe ve darbe girişimi gördüm ya. Ya inanılmaz bir şey bu. Bugün hala ama ben 50 yaşındayım. Hala benim yaşatım olan ve darbe alkışlayan insanlar var. Darbe alkışlayıp aydın olduğu iddiasındaki insanlar var. Çok komik. Zannediyorlar ki biz bunu söylerken böyle politik bir şey söylüyoruz. Hayır ya. İnsanoğlu darbe alkışlamaz. İnsanoğlu terörden medet ummaz. Evet. İşte bakın bahsettiğimiz kişi barış falan diyor terörü arkasına alırken. Yani açıkça söylüyor, diyor ki ben terör örgütünü arkama alıyorum diyen bu adamlar efendim barış için çözüm müzüm diye bir şeyler anlatıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani ben yıllardır şunu söylüyorum, diyorum ki bak sevgi saygı temelinde bir bulaşalım. İnsanın özelliği budur. Önce çünkü insanoğlu, insan aklı olan birisi şunu bilir. Sevmek var olmanın sebebidir. Sevince var olunur. Sevme olmadan var olma olmaz. Nefret olunca yıkım olur. Dolayısıyla önce sevmemiz lazım. Var olmak için, devam etmek için, hayattaki varlığımızı devam ettirebilmek için birincildir sevmek. Sevmeden olmaz. İkincisi, hepimiz birbirimizden farklı olduğumuz için sevmenin üzerine bir de saygı olması lazım. Daha ötesi var mı? Şimdi şöyle örnekleyeyim. Ekonomiden bir şeyden bahsediyorum. Birileri yazmış altına böyle dalga geçiyorlar efendim, bir takım hakaretleri diyorlar falan. Ondan sonra ben şöyle bir açıklama yaptım. Dedim ki bakın, dün o yazdıklarınızı ailece okuduk. Kızım ve annemle çok üzüldük. Birincisi. İkincisi, dünyadaki hiçbir problem adamın biri ekonomi iyi dedi diye de olmuyor, kötü dedi diye de olmuyor. Dünyadaki bütün problemlerin sebebi sizin bu yaptığınız. Siz beni kötü biri olarak görüyorsunuz. Her neyse, biz yılların içerisinde, işte ben ilk hatırlıyorum 1980 ufacıktım. Böyle bir uyandım, radyoda bir sesler. Babam dedi ki ihtilal oluyor, ihtilal nedir dedim, ihtilal ne acaba? Oradan başladık, hayata başladık diyelim. Ha öncesi var 78-79, sizler iyi ki o kadarını görmediniz. Biz çatışan kardeşler yani, gördük, çatışan silah sıkan. Ama çok ilginç, o zaman şöyle bir şey vardı. Pentagon yeterince dünyaya bu kadar o insanlık dışılığını işlememişti ki, o gün çatışan, ben mahallede 5 yaşındaydım, ilkokula yürüyerek giderken çatışan sol ve sağcı gençler çocuk geçiyor diye dururlardı. Ya bakın bu da böyle bir şey. Yani bugün geldiğimiz noktadan farklı olarak. Ama işte o Pentagon dünyada her yere girdikçe biz insanlığımızdan çıktık. Acımasızlaştık. Acımasız bir acayip olduk. Değerlerimizi kaybettik. Zaten amaçları buydu. İnsanı değerlerinden ve birbirinden koparmak. Ve dolayısıyla yönetmek, kolay yönetmek. Amaç buydu. Koydukları hiçbir bilimsel altı olmayan kurallar bile böyle değil mi? Bakın teori bile olmayan, ortaya teklif olarak sunan adam dindar öldü, Darwin. Bunu hala okullarda teori gibi okutuyorlar. Birileri biz karşı çıktığımızda da evrim teorisine karşı çıkıyoruz zannediyorlar. Evrim teorisi diye bir şey yok ki biz karşı çıkalım. Evrim teorisi teklifi, İngilizceyle söylersek proposal var Darwin'in. Böyle propose etmiş, üzerine bir iki araştırma yapılır gibi olmuş, sonra da bir şey yapılmamış. Çünkü yok öyle bir şey. Bunun okul kitaplarında bir gerçek gibi okutulmasına biz karşı çıktık. Şimdi düşünün lütfen, siz insanla doğduğundan itibaren sen bir hayvan türüsün diye öğretirseniz. Hayvan türüysen büyük balık küçük balığı yer diye öğretirseniz. Dünyanın kaynakları sınırlı diye öğretirseniz, insanın ihtiyacı sınırsız diye öğretirseniz, bir de üstüne sen özgür ol ya, birey ol.
Sen boş ver vücudun kurallarını hücre olarak kafana göre takıl diye öğretirseniz bu dünyada huzur olur mu ya? Biz bunun tersini söyledik yıllarca. Söylüyoruz da şimdi. İnsanlık da bunu biliyor ve kabul de edecek hep beraber. Bakın şimdi size söyleyeceğim. İnsan bir hayvan türü değildir. İnsan özel bir varlıktır. Allah'ın özel yarattığı varlıktır. Dolayısıyla da insanlar birbirini yiyerek değil, paylaşarak zenginleşme özelliğine sahiptir. Dünyanın kaynakları sınırlı değildir. Allah bütün varlıkların rızkını vermiştir. Hele insanın olduğu durumda insan bir kaynak tükendiğinde bir başka kaynağı üretebilme yeteneklerine sahiptir. İnsanın ihtiyacı sınırsız olabilir, nefsinin önünü açarsa, ama Allah insana irade vermiştir ve bunun iradeyle kontrolünü sağlar. İnsanlar böyle daha iyi yaşarlar. Özgürlük yerine adaleti öncülersek insanlar daha iyi yaşarlar. Bizden önce 1963 yılında Kennedy, ben rahmetli Kennedy derim, sebebi vardır bunun. Ölmeden bir hafta önce diyor ki dünyayı artık gizli cemiyetler değil halklar yönetmeli. İşte bugün şu geçiş, tam da bu geçiş. Halkların yönetimine doğru geçiyoruz. Ekliyor, diyor ki artık anlamamız lazım. İnsanları özgür bırakıp başlarına polis dikerek sistemi yönetemeyiz. Ancak iyi sistemi kalbine, yüreğine Tanrı sevgisini soktuğumuz insanlardan kurabiliriz. Faziletli Yaşam kitabının yazarı J.F. Kennedy diyor bunu. Ben demiyorum. İşte bunun mücadelesi sürdü bugüne kadar geldi. Mecburen çok böyle ayyuka çıkamadan sürdü. Çünkü işte anlattık o medyaların neyi verdiğini, neyi vermediğini. İnsanların nasıl engellendiğini. Bakın hukukla engellediler insanları. Size bir tane örnek vereyim. Bugün televizyonlarda ben öyle olduğunu söylemediğimi baştan söyleyerek söylüyorum. Çünkü hukuki bir suç olur öyle söylersem. Portakal gribe iyi geliyor diyemezsiniz. Bakın ne demek istediğimi anlayın. Yani kurdukları sistemi bu düzeyde bile eleştiremezsiniz. Çünkü bunu dediğiniz anlamda işte doğadan bahsedersiniz, tıptan bahsedersiniz. Bakın nereye gideceğim? Doğal tıptan bahsedersiniz, değil mi? Onların alternatif tıp dediği. Şimdi yani Şebnem Korur Fincancı'dan bahsetmiştik. Türk Tabipler Birliği, değil mi? Evet. Türk Tabipler Birliği yıllardır efendim Kürt sorunu der, barışçı çözüm der, bir şeyler der, teröre dayar arkasını falan, teröristi över, militan der, özgürlük savaşçısı der, silah sakan insanlara. Ama Türk Tabipler Birliği aynı zamanda Türkiye'de ekonominin her şeyin süt liman olduğu 2011 yılının Eylül-Ekim aylarında eylem yapar. Herkes merak eder. Hocam ne oluyor da böyle yapıyor? Kimse de anlayamaz ne olduğunu. Ben anlatayım şimdi. Ağustos ayında Sayın Cumhurbaşkanı o gün başbakanken der ki Kasım ayında Bakanlar Kurulu'na alternatif tıbbı getirin çıkartacağız der. İşte bunun karşılığı sonra dünyada birilerini de besleyen silahın, ilacın ve sigaranın karteli firma döner der ki hop bak sizin orada ne oluyor, siz niye müdahale etmiyorsunuz der. Eylül-Ekim'de eylemler olur. Bakın neler anlatıyor. Sonra iptal edilir mi hocam? Hayır. Alternatif. Hayır. Bizim dimdik bir adamımız var. 2 Kasım 2011'de Alternatif Tıp Sağlık Bakanlığı'nın bünyesine resmi olarak girdi. Oradan itibaren bir kurul kuruldu. 21 tane alternatif tıp denen doğal tıp konusunda tek tek karar veriyorlar. İşte fitoterapi, apiterapi, hacamat, bunların hepsi çıkmaya başladı tek tek. Resmileşmeye başladı. Gerçek doğal tıp unsurları, faktörleri bunlar. Birileri engellemeye çalıştı. Birileri yıllarca koca karı ilacı diye tükaka etti. Uzak tuttu bizi. Gerçekten sağlığımızı sağlayacak. Gerçekten hasta olmamızı engelleyecek. Bütünlükçü tıp unsurlarını. Bakın nereye geldik. Ama biz hiç görmüyoruz. Türk Tabipler Birliği. Siz bakın kaç yaşındasınız? Yaşamınız boyunca Türk Tabipler Birliği'nin Türk tebabetine, tıbbına bir efendim faydasıyla ilgili bir başlık, bir manşet gördünüz mü hiç? Ben görmedim. Ve tüm doktorlarımız maalesef burayı olmak zorunda kalıyor. Ama o doktorlardan biraz önce dışarıda konuştuk. 101 bin hekimden sadece 5 bin küsürü oy kullanıyor. Bu grupta o oyla seçiliyor. Evet, 95 bin oy kullanmıyor. Hocam yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Son 2 dakikamız. Eyvallah. Türkiye 100 yılı ve bir bununla birlikte beraberinde oluşan bir hepimizi heyecanlandıran bir araç. Gerçekten son 2-3 gündür bu konuşuluyor. Bununla ilgili söylemek istediğiniz var mı şeyler? Ben buradan şimdi bir tane benim Metin kardeşim vardı İzmir'den. O bu programı böyle hasbelkader izlerse hatırlayacaktır. Şimdi 2009 yılı itibariyle dedim ki Türkiye otomobilini yapacak, uçağını yapacak, uçak gemisini indirecek falan. Böyle bir 21 maddelik bir liste yaptım. O listeyi bundan 2 yıl önce
Sosyal medyada ününü almış, böyle dalgasını geçen bir grup vardı. O kardeşlerime gönderme yaptım. Yani şunu demek istiyorum. TOG neredeyse piyasaya çıkacakken hala ya adama bak ne hayaller kuruyor diyorlardı. İşte şimdi o arkadaşlarıma hatırlatıyorum. Şeyimiz TCG Anadolu'muz, uçak gemimiz suya indi. Uçağımız 18 Mart'ta hangardan çıkıyor. TOG'umuz da işte gördünüz yılbaşından itibaren artık seri üretime geçiyor. Allah'ın izniyle dünyanın en iyi otomobilini Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapıyor. Evet. Birileri şöyle dedi, fabrikası yok bunun ya, siz bunun tasarımını yaptınız diye komik komik konuştular. Her yerde öyle olur zaten. Efendim, ya kapı kol koymayı unutmuşlar diye güldü birileri. Ve en acısı, dün bir evvelsi gün bir kardeşim göndermiş. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bir akrabasına TOG'un da olduğu bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması göndermiş. Gelen mesajı okudum, inanamadım. Yani gaflete veriyorum. Herkes ne olur bir silkelensin, kendine gelsin. Bizi bir şeyler üzerinden hep düşmanlaştırmaya çalışıyorlar. Birbirimizle kavga ettirmeye çalışıyorlar. Son dönemde buldukları şey Sayın Cumhurbaşkanı oldu. Onu odak yapıp bizi onun üzerinden kavga ettirdiler. Ve bu kavgayla adamcağız bu ülkenin vatandaşı, bu ülkenin dövizinin dışarı gitmesi engellenecek, bu ülkenin efendim itibarı yükselecek, muhteşem bir otomobil yapılmış. Diyor ki alın diyor otomobilinizi de çalıntı otomobilinizle gidin bu ülkeden falan diye yorum yapmış. Çok acı bir şey bu, ne olur ya. Biz dünyada hep en iyi biz yaptık. Son 200 yılda biraz kaybettik. O kaybettiğimiz barbar tepemize bastı bütün coğrafyamızla birlikte. Kafamızı kaldırmak ancak oldu. Bundan sonrasında da yine eskiden olduğu gibi dünyada en iyi biz yapacağız. Biz bir örnek vereyim. İşte TOG'u yaptığımız, açılışını yaptığımız o Cumhuriyet Bayramı'nda biz Cumhuriyeti bu Avrupa devletlerinin hepsinden önce kabul ettik. 1986'da kadına seçme hakkını verdi İsviçre. 86 diyorum bakın, 86. Evet, evet. 1982'de Haydi kanununu kaldırdı. Yani besleme çocukların yalın ayak gezme zorunluluğunu kaldırdı İsviçre. Artık ne olur her iki koluyla böyle Türkiye'de kendini sözde Müslüman gören, şeriat istenen kolu, isteyen kolu ve o öyle olduğu için de ona karşıt kolu, böyle iki kollu kıskaç. Bunların ikisi de aynı yere hizmet ediyor, aynı barbara hizmet ediyor, aynı batıla hizmet ediyor. Bu iki kolun, o iki kola bir şey söylemiyorum yani onlar orada kemikleşmiş, onlar yerinden oynamıyor. Ama bu ülkenin %80'ini ben biliyorum. Ne olur bir silkelenin %80, hakikat var ortada, hakikatin çevresinde vicdanınızla, aklınızla ne olur buluşun. Ben davet ediyorum, 29 Ekim 2023'te gelin, ben Enes kardeşim var benim bir tane, bana Antalya'da bir mendil hediye etti, onunla birlikte biz halay çekeceğiz. Siz de değerli kardeşlerim, bütün Türkiye'de gelin, biz o halayı hep birlikte çekeceğiz, mutlulukla çekeceğiz. İnşallah. Hocam evet. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmenizden dolayı, bir kez daha çok sağ olun. Eyvallah, teşekkür ederim. Evet efendim, canlı yayın konuğumuz araştırmacı yazar Kazım Yurdakul hocamız bizlerle birlikteydi. Elazığ ziyaret etti. Burada bir imza günü vesaire programları vardı. Kendisi davetimizi de kırmadı. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi kısa bir reklam arası, ardından yeni güne birlikte başlayacağız. Gelişmelerini aktaracağız efendim. İlk bölümde canlı yayın konuğumuz araştırmacı yazar Kazım Yurdakul bizlerle birlikteydi. Bugün Elazığ'da imza günü vardı, programı vardı ve akabinde programımıza katıldı. Ülke gündemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. O açıklamalarını ekranlarınıza getirmiş olduk ve günün gelişmeleriyle yayınımızı sürdüreceğiz. Efendim, TOKİ Sosyal Konut Projesi için başvuru süresi sona erdi. Arsa ve iş yerleri başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek. Konut kurallarının ise bu hafta çekilmesi planlanıyor. TOKİ Sosyal Konut Projesi için başvuru süresi sona erdi. Arsa ve iş yerleri başvuruları 7 Kasım'a kadar sürecek. Konut kurallarının ise bu hafta çekilmesi bekleniyor. Sosyal Konut Projesi kapsamında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut arsası ve 50 bin iş yeri yapılacak. Projenin ilk etabında yapımına başlanacak 250 bin sosyal konut 2 yıl içinde tamamlanacak. Başvurular şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri,
En az %40 engelli yurttaşlar, emekliler, 18-30 yaş arasındaki gençler ve diğer alıcı adaylar olmak üzere 5 kategoride kabul edilecek. TOKİ aracılığıyla inşa edilecek konutlara, iş yerlerine ve konut arsalarına, proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet eden veya proje il nüfusuna kayıtlı, kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları üzerine ülke sınırları içinde tapuda kayıtlı konutları bulunmayan, daha önce TOKİ aracılığıyla ev satın almamış 18 yaşını doldurmuş Türk yurttaşları başvurabilecek. Başvuru için hane halkı gelirinin İstanbul için net 18 bin, diğer şehirlerde ise 16 bin liranın altında olması gerekecek. Hane halkı geliri başvurucunun kendisi, eşi ve velayetleri altındaki 18 yaş altı çocuklarının toplam geliri dikkate alınarak hesaplanacak. Başvurular konut tipi ayrımı olmadan proje bazında başvuru yapılacak. Hak sahiplerinin konut tipleri ihale yapıldıktan sonra gerçekleştirilecek olan konut belirleme kurası ile belirlenecek. Efendim Elazığ'a atandığı günden itibaren özellikle deprem ve depremle birlikte oluşan sorunlarla yakından ilgilenen Elazığ Valisi Dr. Ömer Toroman, ilgili kurum müdürleriyle birlikte kentsel dönüşüm ve rezerv alanlarında hak sahibi olan vatandaşların sorunlarını dinledi. Düzenlediği halk günlerinde vatandaşlarla bir araya gelen Elazığ Valisi Dr. Ömer Toroman, sıkıntı ve problemleri dinlemeye devam ediyor. Vali Doktor Toroman bu defa da 20 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar alarak yıkılan ve yapılan TOKİ konutlarına yerleştirilen vatandaşları dinledi. Vali Yardımcısı Abdülkerem Abbasoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu ve ilgili kurum müdürlerini de yanına alan Vali Doktor Ömer Toroman, kentsel dönüşüm ve rezerv alanlarında yapılan TOKİ konutlarında yaşayanların sıkıntılarını dinledi. Sorunları ve talepleri dinleyen Vali Toroman, sıkıntıların çözüme kavuşturulması için yetkili birimlere talimat verdi. Efendim son dönemdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren, Türkiye'deki diğer şehirlerin örnek gösterdiği Fırat Üniversitesi'nde 2022 yılı akademik başarı ödülleri teşekkür belgesi takdim töreni gerçekleştirildi. Törende 2022 yılında akademik başarı sağlayan akademisyenlere Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Başarılı çalışmalarıyla son yıllarda adından sıkça söz ettiren Fırat Üniversitesi, başarılı akademisyenleri ödüllendirmeye devam ediyor. 2022 yılında çeşitli alanlarda akademik başarı sağlayan Fırat Üniversitesi akademisyenlerini ödüllendirmek amacıyla 2022 yılı akademik başarı ödülleri teşekkür belgesi takdim töreni yoğun bir katılımla düzenlendi. Gerçekleştirilen ödül törenine Rektör Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz ve ödüle layık görülen akademisyenler katıldı. Programda konuşma yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Göktaş, üniversitede akademik çalışmalarıyla başarı sağlayan akademisyenlere teşekkür etti. Kurulduğu günden beri aslında Fırat Üniversitesi her gün siz değerli akademisyenlerimiz sayesinde giderek büyüyen, gelişen ve bu rekabet ortamında adından söz ettiren bir üniversite haline geldi. Yani ben konuşmamın başında yine kurulduğu günden itibaren bu misyon doğrultusunda hem akademisyen hem de yönetici olarak katkı sunan bütün hocalarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Yine kurucu rektörümüz Mustafa Temizler hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli hocalarım, şimdi üniversitemiz bildiğiniz gibi 2021 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirmede bir araştırma üniversitesi olarak seçildi. İlk 20 devlet üniversitesi arasında biz de bir araştırma üniversitesi olarak seçilmiş olduk. Şimdi bu önümüzdeki süreçte de ben biraz açayım. Bir, 3 yılda bir genel bir sıralama oluyor. Ama her yılda bu 20 araştırma üniversitesi de kendi içerisinde bir sıralamaya tabi tutuluyor. Mesela biz 2021 yılındaki o sıralamada biz 19. sıradaydık. YÖK şimdi 2022 yılında, yani bir yıl üzerinden geçtikten sonra
bu 20 araştırma üniversitesini tekrar kendi içerisinde bir sıralamaya tutuyor. Belki de biz biraz daha yukarıya çıkabileceğiz ya da kaldığımız yerimiz yine sabit de olabilecek. Rektör Göktaş konuşmasında aidiyet konusuna dikkat çekti. Değerli hocalarım, aidiyet duygusu çok önemlidir. Yani sahiplenme, üniversitenin herhangi bir sorunu varsa illa yönetim kademesinde yer almak mümkün olmayabilir. Yani sonuçta üniversitemiz, şehrimiz, ülkemiz bu kavramları dikkate alarak aslında sahiplenmek gerekir. Aidiyet duygusu arkadaşlar çok önemli. Yani bu üniversiteler arkadaşlar bizim Fırat Üniversitesi olmaktan utanabileceğimiz hiçbir şey yok. Hatta öğreneceğimiz çok şey var. Bunun zaten son yıllarda her yerde karşımıza çıkıyor. Bazen oradakiler inanmıyorlar. Yani ya Fırat Üniversitesi diyorlar bizim hayalimizin devletinde güzel işler yapıyor diye bizi hani sizler adına bize duygularını belirtiyorlar. Daha sonra ödül törenine geçildi. Gerçekleştirilen törende 2022 yılında başarı sağlayarak çeşitli ödüllere layık görülen akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Evet efendim, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göksaç da başarı sağlayan akademisyenleri tek tek tebrik etti. Bu artık Fırat Üniversitesi'ne bir gelenek haline geliyor ve başarı sağlayan akademisyenler ayrıca üniversite tarafından ödüllendiriliyor. Efendim, MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan, 2-5 Kasım tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta düzenlenecek olan MÜSİAD Expo 2022 fuarına Elazığlı iş insanlarını ve yatırımcıları beklediklerini söyledi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan, 2-5 Kasım tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta düzenlenecek olan MÜSİAD Expo 2022 fuarı hakkında açıklamalarda bulundu. Gürkan, dünyanın dört bir yanından sanayici, yatırımcı ve girişimci iş insanının İstanbul'da bir araya geleceğini söyledi. Salgının ardından bu yıl üretim, ihracat ve işbirliği stratejileri açısından çok daha katma değerli bir sürece imza atacaklarını bildiren Gürkan, 124 ülkeden ziyaretçi akını bekliyoruz. Avrupa, Asya, Sahra Altı Afrika ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika yani MENA bölgesinden ciddi bir katılım olacağını öngörüyoruz. Azerbaycan, Rusya, Çin, Katar, Suudi Arabistan, Fas, Endonezya, Nijerya, Pakistan, İran ve Cezayir başta olmak üzere farklı 50 ülkeden alım heyeti ağırlayacağız diye konuştu. MÜSİAD Expo'da 60'tan fazla ülkeden nitelikli alım heyetinin üyelerden gelen talepler doğrultusunda şekillendiğine ve hedef pazarlara yönelik ürün ve hizmet odaklı bir çalışma yürütüldüğünü belirten Başkan Gürkan, burada bütün sektörlerin bir araya geleceği, yaklaşık 24 farklı sektörden katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getireceğimiz bir fuar olacak. Bu fuar kapsamında 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşturmayı hedefliyoruz, dedi. Gürkan, 2-5 Kasım tarihlerinde İstanbul TÜYAP'ta düzenlenecek olan MÜSİAD Expo 2022 fuarına Elazığlı iş insanlarını ve yatırımcıları beklediklerini kaydetti. Evet, devam ediyoruz efendim. Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin davetlisi olarak şehre gelen usta oyuncu Serdar Gökhan ve senarist yazar Talat Özpolat çekecekleri film için tarihi belde Harput'ta incelemelerde bulundular. Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği'nin girişimleriyle Elazığ'da çekilecek olan filmin usta oyuncusu Serdar Gökhan ve senarist Talat Özpolat şehre geldi. Oyuncu Gökhan ve senarist Özpolat filme konu olacak olan tarihi Harput beldesini gezdiler. Harput Kalesi'nden, Harput'un şehri kalenin arkası zaten, şurada kalıyor. Ve Harput Kalesi'nden bakıyor Mustafa, Şam yoluna. Ama eskiden burası şehir değil tabi burası. Yok, bura ova. Ekili arazi. Ova, ova. Çok enteresan, çok güzel yerler. İşte bunların bilinmemesi kötü. Bak, ben gelmesem bilmeyeceğim. Evet. Hiçbir şeyiniz yok, reklamınız yok, tanıtımınız yok. Sancakbeyli'yiz. Oyuncu Serdar Gökhan, Elazığ'ın tanıtımına katkı sunmak adına şehre davet edildiğini ve sonuna kadar elinden gelen gayreti göstereceğini kaydetti. Elazığ'a davet edildim bir yönetmen arkadaşımdan, bir senarist arkadaşımdan. Elazığ'ın güzelliğini,
tarihi kültürünü tanıtmak için bilinmeyen yönlerini uluslararası Türkiye'de halka ulaştırabilmek için bir proje hazırlığı içindeyiz. İnşallah bu proje hayata geçer. Güzel şehrimizi bütün dünyaya tanıttığımız gibi ülkemize de tanıtırız. Amacımız bu. Bu yüzden titiz bir çalışma içindeyiz. Şehre ilk defa geldiğini belirten Gökhan, Elazığ için önemli bir projeyi ortaya koyduklarını ifade etti. İlk defa geliyorum Elazığ'a. Bu kadar güzel, bu kadar kültürü ve tarihi derin olan bir yer ilk defa görüyorum. Ama hiç gün yüzüne çıkarılmamış bu tarih. Buradaki amacımız Elazığ'ın bu güzelliklerini, tarihi eserlerini, kültürel zenginliğini ortaya çıkarmak için iyi bir projeye, iyi bir film yapmak istiyoruz. Sırf Elazığ'ı öne çıkarmak için, Elazığ'ı dünyaya tanıtmak için, Elazığ'ı Türkiye'ye tanıtmak için böyle yola çıktık. İnşallah muvaffak oluruz. Senarist yazar Talat Özpolat da bütün dünyada beğeni toplayacak özel bir sinema filminin yolda olduğunu söyledi. Elazığ'da büyük bir proje. Bence bütün dünyada seyredilecek çok özel bir film geliyor. Filmin senaryosu Cavidan Balcı ve bana ait. İnşallah kıymetli oyuncumuz Serdar abi, Serdar Gökhan'ın da katkılarıyla. Elazığ hakkında söylenecek aslında tek bir şey var. Neredeyse İsa'dan önce 4300'lü yıllara dayanan buluntuların başkenti gibi. Ama bundan kimsenin haberi yok. Sanırım biz bu işleri inşallah bir filmde çözmeye çalışacağız. Elaziz Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Onur Şahin, şehrin tanıtımına ve gelişimine katkı sunmak adına yaptıkları çalışma ile Elazığ'ın önemli bir filme ev sahipliği yapacağını vurguladı. Dernek olarak hazırladığımız proje kapsamında proje için geziler düzenliyoruz. Bu konuyla alakalı hocalarımız da bizim misafirlerimiz bugün. Sürpriz bir proje var. Sağ olsun Serdar hocamız bizi kırmadı. Projeye destek veriyor. Talat hocamız yine bizi kırmadı. Yaptığımız projemize destek veriyorlar. Elazığ için sürpriz bir film geliyor. Efendim Harput'u gezdi ünlü isimler. Hakikaten özellikle son dönemde Harput çok iyi ilerliyor. Elazığ Belediyesi Harput'ta çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Tarihi Harput Beldesi harika bir şekilde turistik anlamda hızla ilerliyor. Tarihi eserlerimize sahip çıkıyoruz. Müzeler açıyoruz. Müzesi olmayan şehre müzeler kazandırıyoruz. Çok iyi gidiyor. Gelen turistlerin ağırlanacağı yerler yapılıyor. Özellikle bu noktada ki Elazığ'daki sosyal hizmet anlayışını bir tık yukarıya çıkartan, şehirde özellikle görünür bir şekilde bunu hissettiren birileri var. Bunlar EBOAŞ Genel Müdürü Nazım Göktekin. Hakikaten ekibiyle birlikte çok güzel işlere imza atıyorlar. İşte Harput'ta yine belediyenin işletmiş olduğu bir restoran var. Çok güzel ilerliyor orada da. İnsanlar şık ve nezih bir mekanda tarihi Harput beldesinde misafirlerini ağırlayabiliyorlar. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Sadece Harput'ta mı? Hayır. Kültür Park'ta, diğer belediyenin tesislerinde, EBOAŞ'a bağlı tesislerde çok güzel işlere imza atıyorlar. EBOAŞ Genel Müdürü Nazım Göktekin ve ekibi. Yine mesela Kültür Park'ta ve diğer alanlarda da Sosyal Tesisler Müdürü Batuhan Ata ve ekibi çok güzel işlere imza atıyorlar. Biz özellikle belediyenin şu anda işletmiş olduğu alanlar ve belediyenin sorumluluğunda olan tesislerden hakikaten vatandaşlarımız güzel hizmetler alıyorlar. İlgiyle karşılanıyorlar. Lezzetli yemekler yiyorlar. Misafirleri il dışından geldiği zaman oralarda ağırlayabiliyorlar. Yüz aklarıyla ağırlıyorlar hem de. İşte Kültür Park bunların en önemli yerlerinden birisi mesela. Orada hem yürüyüş yapabiliyorsunuz hem çok güzel mesela traliçesi çok güzel. Traliçenizi yiyebiliyorsunuz, kahvenizi yudumlayabiliyorsunuz. İşte Harput'taki mekanlar yine öyle. Buna benzer işte cip mesalan vesaire. Diğer alanlar yine öyle. Elazığ Belediyesi özellikle son zamanlarda kültür ve turizm, kültür müdürlüğünde de çok güzel işlere imza atıyor. Mustafa Aksu müdürümüzün başkanlığındaki müdürlük personelleri. Onları da tebrik ediyoruz ama en büyük alkışı şu süreçte EBOAŞ Genel Müdürümüz ve tüm ekibi
hak ediyor. Onlara yürekten teşekkür ediyoruz. Ve devam ediyoruz efendim. 4008 TÜBİTAK projesi çerçevesinde özel bireylere yönelik hazırlanan Bilimin En Özel Hali projesi hayata geçirildi. Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Raşit Zengin tarafından hazırlanan Bilimin En Özel Hali projesi 4008 TÜBİTAK'ta desteklenen projeler arasına girdi. Sayın İl Milli Eğitim Şube Müdürü, sayın öğretim üyeleri, sayın öğretmenler. Hafif ve orta düzeyde zihinsel engelli bireylerde fene karşı farkındalık oluşturulması amacıyla hazırlanan ve 5 gün sürecek olan proje Abdullah Hakan Tangül'ü Özel Eğitim Meslek Okulu'nda hayata geçirildi. Projenin açılış törenine Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, proje yürütücüsü Profesör Doktor Raşit Zengin, öğretim üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, son birkaç yıl öncesine kadar özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin kendi aileleri ve kaderleriyle baş başa bırakıldığını belirtti. Son yıllara kadar aslında ya da birkaç yıl öncesine kadar özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler kendi aileleriyle, kaderleriyle baş başa bırakılmış bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlardı. Ancak son yıllarda bir genel müdürlük bünyesinde bu çalışmalar yürütülüyor. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığımızda ve bu anlamda özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımızın ve ailelerinin aslında eğitimi konusunda çok ciddi kamu kaynakları ayrılıyor. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Türkiye'de özel eğitimde büyük mesafeler kat edildiğini söyledi. Özel eğitim okulunda Bilimin En Özel Hali adlı bir projenin açılışında, bilimsel bir projenin açılışında Fırat Üniversitesi ile birlikte kıymetli rektörümüzün katıldığı bir proje açılışı yapıyoruz. Sadece bu cümleyi bile kursak, aslında Türkiye'de özel eğitimin nereden nereye geldiğini çok kısa bir şekilde özetlemiş oluyoruz. Ama bu özeti biraz daha açacak olursak eğer, son 20 yıl içerisinde özellikle devletimizin ciddi anlamda desteğini almış özel eğitim belli bir noktaya gelmiş durumda. Özellikle son 15 yıl içerisinde bu öğrencilerimizin evlerinden çıkarılarak okullaştırılması, taşıma kapsamının alınması, bunların temel ihtiyaçlarının karşılanması, özel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve bu uğurda ciddi kaynakların aktarılmasıyla hamdolsun bugün bir özel eğitim kurumumuzda üniversiteyle işbirliği yaparak ve bu işbirliği sonucunda da TÜBİTAK'ın Türkiye'deki bilim kurumunun en üst seviyesinde bulunan bir bilim kurumunun desteğini alarak bir proje yapıyoruz ve bilimi bir özel eğitim okuluna kadar bilimsel bir projeyi getirmiş bulunuyoruz. Evet efendim, şöyle birkaç mesajımıza bakıp devam edelim haberlerimizde. WhatsApp iletişim hattım üzerinden gelen mesajlar. İyi akşamlar diliyorum. Yemişlik 11. etap konutlarına ulaşım hala yok. Çocuk okula gidecek, merkeze getirecek. Servis bulamıyoruz. Biz oraya gelmiyoruz diyor servisçiler. Ne olacak bizim halimiz? Bakın efendim, şimdi geçtiğimiz gün dedim ki Yemişlik hadi şu an bir şekilde ulaşımını sağlıyorsunuz. İnsanlar tıka basa otobüslere biniyor, bir şekilde gidiyor. Ama yarın dedim 11. ve 12. etaplarında anahtarlarını teslim ettiğiniz zaman en az 500 kişi, bakın en az diyorum yani, o rahat orada 1500 kişi vardır da ben iyi şeyden gideyim. En az 500 kişi de oraya taşındığı zaman, taşınmaya başladığında ne yapacaksınız diye sormuştum. Nitekim taşınmaya başladılar bir haftadır ve işte şimdi ulaşım sorunu başladı. Orada asıl sorun şimdi başlıyor. Niye başlıyor efendim? Çünkü orada Yemişlik 11. etaplara henüz tam anlamıyla o cadde kısımlarına bir sıkıntı var. Oraya ilerleyemiyorlar otobüsler ve çok yoğun, öyle kalabalık ki otobüsler. Artık şoförler duraklarda bekleyen, merkeze gitmek isteyen yolcuları alamıyor. O şey düşünün, mesela İstanbul'u gidenler bilir. O metrobüs izdihamını İstanbul'u bilenler iyi bilir. Ve nefes alamazsın metrobüse bindiğinde. Bir olağanüstü bir şeydir orası. İşte insanlar birbirinin üstüne çıkarak yolculuk yaparlar. Aynısı.
Yani benzeri Yemişlik'te yaşanıyor. İnşallah Şoför Odası Başkanı Şevket Toroman Başkanımız 15 gün içerisinde minibüs hattı başlayacak demişti ama o da çözüm olmayacak gibi. Oraya mutlaka bir iki sefer daha gerçekleştirmemiz gerekiyor. 15 dakikaya düşürmüştü belediyemiz. Çok teşekkür ediyoruz belediyemize. Ama o 15 dakikayı sanıyorum belki de 10 dakikaya hatta 5 dakikaya düşürmek gerekir. Çünkü Yemişlik'te kendi ellerimizle güzel bir noktada, ona bir şey demiyorum, çok güzel bir nokta, hava dar bir yer, çok temiz bir yer, dağ havası, inanılmaz manzarası var, konum harika ama biz kendi ellerimizle orayı yeni bir şehir yaptık. O şehrin de haliyle merkeze bir bağlantısının olması gerekiyor. Evet, şöyle hızlıca devam edelim. Neler varmış mesajlarımızda? Merhaba Furkan abi, ben Karşıyaka Tokiler'inde oturuyorum. Yalnız bir sorunum var. Biz borçlanarak 127 milyar ödemeyi yaptım. Yalnız bir ay sonra Cumhurbaşkanı indirim yaptı. Bize yardımcı olabilir misiniz? Teşekkür ederim. Şu an siz diyorum demiş. Efendim valilikle burada görüşmenizde fayda vardır bu konuyla ilgili. Selam Furkan kardeşim. Elazığ depremi olan neredeyse 3 sene oldu. İş yerlerimizden halen bir haber yok. Muhatap bulamıyoruz. Gerçekten mağdur edildik demiş izleyici. İş yerlerimiz, evet, ne diyor efendim yani bu izleyicimiz? Diyor ki depremde yıkılan ve depremden sonra ağır hasar verilerek yıkılan konutların altındaki dükkanlardan hak sahibiyiz diyor. Ve bizim dükkanlarımız bize halen daha verilmedi diyor. Ben diyor mesela kasabım diyor. Depremden önce kasaplık yapıyordum diyor. Deprem dolayısıyla ağır hasarlı verilen binanın altında dükkanımı yıktılar diyor. O apartmanda oturan vatandaşlara ne yaptılar? Konutlarını verdiler diyor. İşte Yemişlik'te verdiler diyor. Çatalçeşme'de verdiler diyor. Zafran'da verdiler diyor. Ama benim aynı apartmanın altındaki yıktıkları dükkanımı halen daha vermediler diyor. Depremin üstünden de 3 yıl geçti diyor. Sanırım bir mesaj ancak bu kadar ayrıntılı anlatılabilirdi. Bu kadar açılabilirdi. Bu bir sorun efendim. Bizim küçük esnafımıza sahip olmamız gerekiyor. Sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden bu dükkanları teslim etmemiz gerekiyor. Niye bunu bu kadar ayrıntılı anlattım? Çünkü bir diğer mesajımız bununla ilgili. Diyor ki izleyicimiz Furkan Bey hayırlı akşamlar. Yemişlik'te fırın, market, cami, sağlık ocağı ve sosyal tesisler yapılmadı. Otobüsler yine kalabalık yetmiyor demiş izleyicimiz. Efendim şimdi bakın Yemişlik'te fırın yok, market yok, kasap yok, bakkal yok. Okul yaptık, kırtasiye yok. Cami, muhafazakar bir şehiriz. Sürsürü'de, Ataşehir'de iki sokakta bir cami var. Yemişlik gibi kocaman bir bölgede cami yok. İlk yol kenarında gördüğünüzü aldanmayın. Orası sadece birinci etap, asıl etaplar yukarıda. Yok efendim. Yani orada insanların alışveriş yapacakları bir yer yok. Ama bu taraftan da bakın burada market bekleyen, fırın bekleyen, bakkal bekleyen, manav, kasap bekleyen bir kitle var. Büyük bir çoğunluk var. Tahmin ediyorum işte 25-30 bin civarında bir vatandaş var. Bu tarafta da marketi, bakkalı, berberi, dükkanı, kahvesi, bilmem neyi, fırını. Deprem dolayısıyla ağır hasar alan, hak sahibi olan esnafımız var. Dükkanlarının teslim edilmesini bekliyorlar. Yani bunu niye dengelemiyoruz? Birbirlerine buluşturalım, her iki taraf mutlu olsun. Ama 3 yıldır bu buluşma gerçekleşemiyor. İnşallah bir an önce gerçekleştirmiş oluruz. Özellikle bu Yemişlik konusu hakikaten her geçen gün bununla ilgili artık mesela şöyle şu WhatsApp iletişim attım ekrana döndersem gelen mesajların %90'ı Yemişlik'le ilgili ya da bağlantılı. Bu arada şunu da merak ediyorum. Yani bununla ilgili bir türlü bir açıklama da gelmiyor. Çok enteresandır. Yani mesela Fırıncılar Oda Başkanımıza ben buradan sesleniyorum. Fırıncılar Oda Başkanımız Yemişlik'te 25 bin 30 bine yakın o civarda olduğunu düşünüyorum. Yakın vatandaşımız bugün yaklaşık 1,5-2 yıldır ekmek alamıyoruz, ekmek bulamıyoruz derken ve oradaki fırınların açılmasını isterken Fırıncılar Oda Başkanımız mesela bu konuyla ilgili ne tür girişimler yapıyor ben şahsen bunu merak ediyorum. Ya mutlaka başkanımızı çünkü tanıyoruz da biliyoruz da ve gayretli bir isim mutlaka çaba sarf ediyordur ama yani bunun da kamuoyuyla bir paylaşılması lazım bence. Yani mesela rivayete göre çünkü artık bu şeyde rivayetlerle gidiyoruz. Yemişlik'te iki tane fırın yapılmış bitmiş ve bir yıldır o fırınlar açılmayı bekliyor. İşte biri diyor ki kura çekilecek diğer fırınların da bitmesi bekleniliyor toplu kura çekilecek. Biri başka bir şey diyor ama niyeyse bir türlü orada yapılan fırınları bile açamadık.
Fırıncılar Oda Başkanımız bu konuda bir girişim yapacak mı? Oradaki halkı mutlu edecek mi bilmiyorum. Fırıncı esnaf olup dükkanı depremden dolayı yıkılan ve fırın bekleyen esnaflarımız var. Bu esnaflarımız arasında hızlıca bir kura çekilip neden oraya fırınlar açılmıyor, fırınlar neden taşınmıyor? Bunu da merak ediyoruz hep birlikte. Yani insanlar orada ekmek alamıyorlar. Bunu bir kez daha il yöneticimize aktarmış olalım. Özellikle bunu ben her yayında neredeyse bu artık klişe haline geldi. Bu sorunları her gün söylüyorum gelen mesajlar üzerine. Zira şunu da görüyorum. Yani il yöneticileriyle denk geldiğimiz zaman hepsi şunu da söylüyor. Yani bize yemişlikle ilgili çok şikayet, çok talep geliyor diyorlar. Bunu da kabul ediyorlar. Ama işte bir fırınımızı bile orada açamadık. Hazır olan fırın varmış. Yani TOKİ yapmış oraya fırın. Ama bu fırını niye açmıyoruz? Fırıncılar orası oraya fırın, oradaki fırınların açılması için niye çaba sarf etmiyor? Ya da oraya yeni fırınlar yapılması için niye çaba sarf etmiyor? Ya da çaba sarf ediyor mu? Ediyorsa da bizi bilgilendirirse başkanımız çok teşekkür ederiz. Ayrıca diğer acilen bu bakkal, market vesaire bunları da hızlıca yapmamız gerekiyor. Zira, bakın bir parantez daha açalım. Orada ilkokul, ortaokul ve lise binaları yapıldı, bitmek üzere. Bu binaların etrafında bir market yok, kırtasiye yok, yine yok bakın, yine yokluk içerisinde kalıyor o bölge. Çok güzel evler yaptık, Allah devletimizden razı olsun. Hakikaten inanılmaz bir manzara, tekrar söylüyorum, harika bir doğa, dağ havası, tertemiz hava, egzoz gazı bilmem ne gazı yok, çok güzel, tertemiz bir yer. Harika bir manzarası, şehir manzarası var. Evler güzel, vatandaş evlerden çok dert yanmıyor. Tek dert yandıkları yer site yönetimleri, özellikle bazı etaplarda site yönetimleri, çimleri kuruttular deniliyor, işte ağaçlar kurdu deniliyor, yeterince temizlik yapılmadı deniliyor, evlerin sorunlarıyla ilgilenmiyor deniliyor ama neticede evlerdeki memnuniyet oranı yüksek. Ama gelin görün ki bu kadar büyük bir yatırımın olduğu yerde iki tane market, iki tane fırın açamıyoruz yıllardır. Devam ediyoruz efendim. Kovancılar Şehit Yusuf Ataş Parkı'nda çalışmalar başladı. Kovancılar Belediye Başkanı Acakpınar çalışmaları yerinde inceledi. Kovancılar Belediyesi çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan eski ismi Merkez Park, yeni ismi Şehit Yusuf Ataş Parkı'nın yeniden yapılanması için çalışmalara başlandı. 7200 metrekare üzerine inşa edilecek olan, içerisinde 307 metrekare büyüklüğünde kafeterya, bol miktarda yeşil alanlar, çocuk oyun grupları, yürüyüş ve dinlenme alanlarının olduğu parkın çalışmalarına başlandı. Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Akpınar, parkımıza pençe kilit operasyonunda şehit düşen hemşehrimiz Piyade Assubay Çavuş Yusuf Ataş'ın ismini verdik dedi. Şu anda Kovancılarımızın eski ismiyle Kovancılar Merkez Parkı, yeni ismiyle geçen ay pençe kilit operasyonda şehit düşen Yusuf Ataş kardeşimizin ismiyle adlandırdığımız parktayız. Geçen ayki meclis toplantımızda parkımızın ismini Yusuf Ataş, Şehit Yusuf Ataş Parkı olarak oy birliğiyle onaylamıştık. Şu anda parkımızın iç dizyanını, yürüyüş yollarını, kafeteryasını ve yeniden dizyan edip halkımızın hizmetine sunmak için girişimler, çabalarımız devam etmektedir. 307 metrekare genişliğinde bir kafeteryası, havuzları, büfeleri, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve bol miktarda yeşilliği olan 7200 metrekare genişliğindeki bu parkımızı kısa sürede bitirip halkımızın hizmetine sunacağız inşallah. Bu parkımız şehrimizin kalbinde modern bir park olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun inşallah. Efendim Saadet Partisi Başkanı Abdullah Akın hafta sonu gerçekleştirilen kongrelerinin millete umut olduğunu söyledi. Saadet Partisi Başkanı Abdullah Akın 30 Ekim 2022 Pazar günü Hacı Bayram Veli Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen partisinin 8. olan kongresine yoğun bir katılım sağlandığını söyledi. Akın, tüm teşkilat mensuplarımızın yüksek bir motivasyon ve kararlılığa sahip olduğunu görmekten mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.
Kongrede ortaya çıkan coşkulu tablo milletimize umut olmuştur dedi. Başkan Akın açıklamasında, Saadet Partimiz yarım asırdan fazladır milletimize, ülkemize en büyük katkıları sunmuş, en büyük adımları atmasını sağlamıştır. Bundan sonra da ilk seçimde iktidara gelerek ilkelerinden taviz vermeden aynı kararlılıkla milletimize en hayırlı hizmetleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu kongre büyük bir kalabalıkla yapılmasına rağmen gerçek gücümüzün sadece küçük bir parçasıdır, numunesidir. Birileri istemese bile, üzülse bile bu gücün gerçek kısmını seçimde göstereceğiz inşallah ifadelerini kullandı. Efendim devam ediyoruz. Hemen bir haberimize daha girip sonra mesajlara tekrar döneceğiz. Fırat Üniversitesi'nde Hollanda Merkezi Atlas Kültür Merkezi tarafından Gurbette isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Merkezi Hollanda'da olan Atlas Kültür Merkezi tarafından Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Gurbette isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Ben de öyle hocam. Hayırlı olsun. Atlas Kültür Merkezi kurucusu Şahin Yıldırım amaçlarını anlattı. Gurbette sergimiz Hollanda'ya 1960'lı yıllarda göç eden birinci neslin hayat hikayelerini ele bağlamış ve onların yaşam hikayelerini acısıyla tatlısıyla hikayelerini barındırıyor. 1960'lı yıllarda Türkiye'nin farklı illerinden Hollanda'ya giden büyüklerimiz orada bir yaşam kurdular. O yaşamlarında şu anda dördüncü nesil yetişti. Ben de ikinci nesil bir neferi olarak bu çalışmayı yaptım. Buradaki çalışmayla amacımız aslında Hollanda'da bulunan kolektif tarihimizi arşivlemek ve yeni nesillere aktarmak. Her ne kadar 1960'lı yıllarda birinci nesilden birçok amcalarımız ve teyzelerimiz Hollanda'ya gittilerse de Hollanda ile ilişkilerimiz aslında ta 1612 yıllara kadar dayanıyor. Bugün burada Gurbet sergisinde farklı illerden gelen birinci nesil amca ve teyzelerimizin hikayelerini ve onunla birlikte orada bulunan Hollandalılar, birinci nesile yardımcı olan öğretmenler, doçentler, çalışma arkadaşları, işverenler, tercümanlar, onların hayat hikayelerini burada okuyacaksınız. Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Yılmaz ise serginin önemine değinerek emeği geçenlere teşekkür etti. Fırat Üniversitesi bilindiği üzere Elazığ'da. Elazığ'ın yapısına baktığımız zaman çoğu aileden mutlaka yakın ya da uzak bir tane gurbetçimiz vardır. O yüzden gurbetçilerimizin hayat hikayelerinin burada sergi olarak, fotoğraf sergisi olarak üniversitemizde bulunması, sergilenmesi bizim için ayrı bir güzellik, mutluluk, bir renk katıyor. Öteki taraftan baktığımızda bu tip etkinlikler bizim için ayrı bir kıymet arz ediyor. Daha önceki dönemlerde farklı üniversitelerde yapılan bu serginin bu sefer de Elazığ'da sergilenmesi gerçekten bizim için ayrı bir mutluluk. Bu vesileyle emeği geçen herkese, başta Atlas Kültür Merkezi Başkanı olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi. Efendim yenilikçi, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları sendikası Elazığ Başkanı Kutlisi Polat oldu. Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası Elazığ İl Başkanlığı'na Kudüs'ü Polat atandı. 8 Ekim 2022 tarihinde Ankara'da lansmanı yapılan Yenilikçi Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası faaliyetlerine başladı. Yeni sendikanın il başkanlığına getirilen Kudüs'ü Polat, "Sendikamız hayırlı olsun. Yeni bir anlayış ve yeni hizmetler için ilimizde faaliyetlere başladık. Kavgasız, kimseyi kötülemeden, kimseye rakip olma ya da kimseyi bölme hedefi olmadan kendi yolumuzda doğru bildiğimizde ilerleyeceğiz. Hedef sadece bilimsel verilere dayalı, çalışan hak ve kazanımları için mücadele edebilmek, mesleki saygınlık ve refahı artırabilmek. Sahada emek veren çalışanlarımızla hep birlikte yeni sendika ile yeni hedeflere" dedi. Evet devam ediyoruz efendim. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Veli Aksu oda seçimlerinde aday olmayacağını, tarafsız olduğunu açıkladı. 2018 yılından bu yana Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili görevini yürüten Veli Aksu, Kasım ayında yapılacak oda seçimlerinde aday olmayacağını ifade etti. Başkanlık görevini yürüttüğü süre zarfında yapılan hizmetleri anlatan Aksu,
2018-2022 yıllarında Esso Meclis Başkan Vekili, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eğitim Meclisi ve Yüksek İstişare Kurulu görevlerimizle birlikte, gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde, gerekse eğitimle ilgili kuruluşlarda, şehrimizi bakanlık düzeyinde ve ulusal platformlarda en üst düzeyde temsil etmenin onurunu yaşadık. 24 Ocak 2020 yılında Elazığ'ın yaşadığı depremde sınav grupları olan LGS ve YKS öğrencilerimizin 15 Ocak'tan sonrakileri konuları sınavlarda sorulmamasını sağlayarak ilimizin öğrencilerini dezavantajlı durumdan kurtardık, dedi. Esso Meclis Başkan Vekili Aksu, 12 Kasım'da gerçekleşecek Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde tarafsız olduğunu belirterek adaylara başarılar diledi. Efendim, bir iki mesajımıza devam edelim. Dilaver Bey, hayırlı programlar. Sivrice deprem dolayısıyla Sivrice Akbuğday köyünde TOKİ 2 kış geçecek neredeyse. Evet, yapıyorlar ama çok geç. Köyde 15 adet konut yapılıyor. Gün içinde Senay Çolak hala konteynerde yaşıyor. Evin çatısı bitmiş, duvarlarında vesaire. Gürsel Çolak İstanbul Beylikdüzü'nden göndermiş. İstanbul'a kucak dolusu selamlarımızı iletmiş olalım. Merhaba, hayırlı geceler. Almanya'dan selamlar, sevgiler memleketime. Ben Ensar Görgülü. Çok teşekkür ederiz Almanya'daki hemşehrimize kucak dolusu selamlar. İyi yayınlar. Yemişik 1. etapta 6 aydan fazla oldu fırın yapılalı ama hala açılmadı. Yemişik 5. etapta aidat 2+1 için 140 lira. Yemişik 1. etap 2+1 için aylardır 222 lira. Bu aidatlar neye göre nasıl ayarlanıyor? Bilginiz var mı bu kadar fark için? İnanın hiçbir bilgim yok. İnanın bu aidatlarla ne yapılıyor bilmiyorum. Bu aidatlarla biz kaç personelin maaşını ödüyoruz onu da bilmiyorum. Yani bu emlak yönetimlerinde, bu konutlardaki emlak yönetimlerinde kaç kişi çalışıyor, kaç kişi ne iş yapıyor ve biz o kaç kişinin, yani buradaki hak sahipleri, vatandaş o kaç kişinin maaşını ödüyor bilmiyorum. Keşke bu da açıklansa mesela. İyi akşamlar. Bir sorum olacaktı size. 85 bin kişilik sağlık ataması olacak biliyorsunuz. Elazığ'da 343 sağlıkçı alınacak dediler ama branş sayısını açıklamadılar. Bir bilginiz var mı? İnanın bu konuyla ilgili maalesef bir bilgim yok. Olsaydı mutlaka sizleri aydınlatırdık. Merhaba, Arasarlı evlerin yıkılmadığı köyler var. Efendim, Arasarlı binaların durduğu merkezde mahalleler de var. Yani köylerde sadece değil, merkezde de halen Arasarlı olup duran binaların olduğunu açıkladı geçen gün muhtarlarımız. Bunu da aktarmış olalım. Evet efendim, şöyle yavaş yavaş artık bir iki haberimizi daha girip toparlayacağız. Hüseyin Demir kardeşimizi izliyormuş. Çok teşekkür ederiz Hüseyin Demir kardeşimize. Kucak dolusu selamlarımızı göndermiş olalım ve devam edelim. Elazığ'da bacası tütmeyen ev kalmasın, minik kalpler üşümesin, kışa azıksız girilmesin sloganlarıyla kış çalışmalarına başlayan Elazığ İHA İnsani Yardım Derneği odun, soba, un ve gıda yardımlarını devam ettiriyor. İHA İnsani Yardım Derneği zorlu kış şartlarında kimsenin mağdur olmaması amacıyla ve bacası tütmeyen ev kalmasın hedefiyle daha önceki yıllarda olduğu gibi yine odun ve soba yardımı kampanyası başlattı. Yetim, muhacir ve ihtiyaç sahiplerine yönelik çeşitli yardım çalışmalarını yıl boyunca sürdüren dernek, 1200 aileye de kış gelmeden un ve gıda yardımı ulaştıracak. Elazığ İHA İnsani Yardım Derneği Başkanı Erdal Altunbaş, hedeflerinin yetim, muhacir ve ihtiyaç sahibi 1200 aileye un, 100 aileye soba ve birçok aileye odun yardımlarını ulaştırmak olduğunu kaydetti. Bugün merkezimize yakın bir köyde ihtiyaç sahibi bir ailemizin kış yardımı kapsamında sobasını, un yardımımızı ve gıda kolisi yardımımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Allah'ın izniyle bu yardımlarımız kışa girmeden ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmaya peyderpey devam edeceğiz. Bu kapsamda inşallah 100 soba ihtiyacı olan aile belirledik. 1200 torbalık hayırseverlerimizden gelen un yardımımızı inşallah gerçekleştireceğiz. Hem yetim hem ihtiyaç sahibi, ilimizde bulunan muhacir ailelerimize inşallah. Bunun dışında odun yardımımız inşallah her yıl olduğu gibi bu yılda gerçekleştireceğiz. Odun yardımı için ve soba yardımı için kardeşlerimizin ihtiyaç noktasında bağışlarına talibiz. Bu
yardımları gerçekleştirebilmemiz için Elazığlı hayırseverlere, Elazığlı bağışçılarımıza ihtiyacımız var. Onların emanetlerini layıkıyla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize Allah'ın izniyle ulaştıracağız. Biz buradayız. Veren el ile alan el arasındaki hayır köprüsü olmaya devam edeceğiz. İHH İnsani Yardım Vakfı Bölge Koordinatörü Bekir Gün, Türkiye'de güzel çalışan ve örnek çalışmalar sergileyen bir dernek olduklarını söyledi. Elazığ İHH Başkanımıza ve yine başkanımızın nezdinde tüm yönetimine, tüm gönüllülerimize canı gönülden teşekkür ederim. Allah razı olsun. Elazığ'da yaklaşık 13-14 bin mülteci aile var. Bunların yanında bizim yerli ailelerimiz de var. Bu kampanyanın başlamış olması henüz kış gelmeden ön hazırlık olarak çok güzel bir çalışma. Allah razı olsun. Emeği geçen tüm bağışçılarımızdan ve burada yönetimde bulunan kardeşlerimizden. Elazığ İHH bizim Türkiye'de güzel çalışan, örnek çalışmalar sergileyen bir derneğimiz. Rabbim onlardan ve tüm gönüllerimizden Allah razı olsun. Efendim, HİFYAT'ın başlattığı yüksek lisans ve doktora düzeyindeki burs programları başvuruya açıldı. Helal Finans Araştırmaları Derneği burs programları gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Helal Finans Araştırmaları Derneği'nin başlattığı yüksek lisans ve doktora düzeyindeki burs programları başvuruya açıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan HİFYAT Başkanı Mehmet Gürdaş, burs başvurusu için son tarihin 10 Kasım olduğunu dile getirdi. Başkan Gürdaş, insan doğasının ve sosyal yaşamın kaçınılmaz parçası olan problemlerin çözümüne iktisat, hukuk, tarih gibi ana disiplinler perspektifinden bilimsel bir metodoloji ile katkı sağlamayı amaç edinmiş Helal Finans Araştırmalar Derneği olarak yeni araştırmacılarla tanışmak için heyecan duymaktayız ifadelerine yer verdi. Efendim, Elazığ'da düğün konvoyunda araçlarda inen vatandaşlar trafiğe kapattıkları yolda çifte telli oynadı. Grup büyük tepki çekerken trafikte uzun kuyruklar oluştu. Zübeyde Hanım Caddesi Çaydaçırı alt geçidinde düğün konvoyundaki bir grup seyir halindeyken birden otomobilleriyle yolu trafiği kapattı. Ardından araçlardan inen vatandaşlar müzik eşliğinde çifte telli oynadı. Uzun süre trafikte oynayan grup büyük tepki görürken trafikte uzun kuyruk oluşmasına neden oldu. Öte yandan olay anı trafikte bekleyen bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Efendim, Elazığ'da halk arasında zehirli uğur böceği örümceği olarak bilinen Aesus cineburnus görüldü. Türkiye'nin birçok bölgesinde görülen uğur böceği örümceği bu kez Elazığ'da bir vatandaş tarafından görüntülendi. Halk arasında uğur böceği örümceği olarak bilinen Aesus cineburnus türünden olan zehirli örümcek Maden ilçesinde ortaya çıktı. Tekevler köyünde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen zehirli örümcek daha sonra gözden kayboldu. Evet efendim, işte bu da bir hayvan, zehirliymiş diyorlar, öyle diyorlar, bilmiyorum. Ve son baskıda bize ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. Mesajlardan okuyamadıklarımız da var. Okuyamadığımız hemşehrilerimizden özür diliyoruz. Onlara selamlarımızı gönderiyoruz. Bekçilerimiz izliyormuş, mahalle bekçilerimiz. Onlara kucak dolusu selam gönderiyoruz. Özellikle gece saatlerinde şehrin asayiş ve güvenliği için görev alıyorlar. Kolaylıklar diliyoruz, Allah ayaklarını taşa değdirmesin tüm güvenlik görevlerimizin. Efendim, son baskıda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık, yeni güne birlikte başladık. Yeni gün salı gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde, yarın saatler 23'ü gösterdiğinde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Elazığlı hemşerimiz Hakim Yaşar Sezik de canlı yayın konuğumuz olacak. Saat 23'te bekliyoruz. Şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.